Böyle Dans'a hoş geldiniz. Yine muhteşem bir gece sizleri bekliyor. Bütün yarışmacılarımız çok heyecanlı ve bütün bir hafta çok çalışarak size çok güzel danslar hazırladılar. Onlar kadar ben de heyecanlıyım açıkçası ama onları daha fazla heyecanlandırmadan alkışlarınızla hepsini teker teker Kırmızı Oda'ya davet etmek istiyorum. Yarışmacılarımız Kırmızı Oda'da Hanzade Ofluoğlu'nun yanında artık. Hanzade de yine bütün güzelliğiyle Kırmızı Oda'da bu gece bize yardımcı olacak ve röportajları yapacak. Değerli izleyicilerimiz, artık 7. haftadayız ve ben yaklaşık bir 6 haftadır da yalnız başıma programı sunuyorum. Ama bu konuda biraz şikayetçiydim açıkçası. Çünkü bütün arkadaşlarımızın birer partneri vardı ve artık benim de bir partnerim olması zamanı gelmişti sanırım. Kendisi boşa çıkınca, uygun olduğunda söylediğinden alkışlarınızla Cem Cemilay geliyor. Çok teşekkürler. Korkmayın, dans etmeyeceğim. Sevgili Acun yine kallem etti, beni ikna etti. Burası gerçekten çok güzel bir yarışma. Dedi ki burada olmalısın dedi. Ben Burcu ile birlikte olmaktan büyük zevk duyuyorum gerçekten. Kendisi son derece başarılı ve ona en ufak bir katkım olursa ne mutlu bana diyorum. Çünkü çok heyecanlı ve dinamik bir show. Evet. Ve tam zamanda öğrenmişim biliyor musun? Ciddi söylüyorum. Çünkü provaları gördüm. Acayip dans ediyorlar. İnanılmaz çalışmışlar. Yani onların arasında ben kaynar giderdim. Zaten elindeyim. Siz uzun süredir kaynayıp gidiyordunuz zaten. Bir mucize eseri. Bir mucize eseri. Elon Musk'ı bile tesadüf olsa elemiş oldum yani. O konuda tarihe geçtiniz evet. Evet. Bence en önemli özelliklerinizden bir tanesi olacak ama ben... Benim partnerim yok, Alina yok. Benim partnerim olur musun? Dans eder misin benimle? Dans konusunda yani mümkün değil, onu söyleyeyim de. Ama onun dışında bir şey söylemek istiyorum. Canlı yayında bu açıklığa kavuşturulsun lütfen. Çünkü Acun Ilıcalı beni ikna etti dediğiniz kısmına ben çok takıldım açıkçası. Yani şimdi ben yarıştım, elendim, hakkıyla elendim. Gerçekten Altay benden çok daha iyi, bütün yarışmacılar benden daha iyi dans ediyorlardı. Ama dedi ki bu yarışmada olman lazım dedi, senin dedi devam etmeni istiyorum dedi. Ben de bu yarışmanın bir parçası olarak gördüm ve sana da yakın hissediyorum kendimi. O açıdan tamam dedim. Tamam mı, devam mı? Tamam dedim yani. Bence bu konuşmaya gerek bile yoktu yani sonuçta benim yanımda olmak için. Evet, aynen öyle. Evet, Canı Tüge'nin en şanslı erkeği benim. Güzel bir dans partnerim vardı. Şimdi burada çok harika bir partnerim var. Çok teşekkür ederim. Aynı şey benim için de geçerli. Değerli izleyicilerimizi daha fazla da bekletmeden diyelim. Aynı zamanda Kırmızı Oda'daki heyecanı da daha fazla arttırmadan. Sizi de Kırmızı Oda'ya birazdan uğurlayacağım tabii ki ama... Özlem Yıldız ilk dansını yapacak ama önce kısa bir reklam arası.
yeniden merhaba değerli izleyicilerimiz. Yok Böyle Dans Stüdyosu'nda çok büyük bir heyecan hakim. Kırmızı Oda'da bütün yarışmacılarımız benim onları teker teker davet etmem bekliyor. Jürimiz yerini aldı sevgili Acun Ilıcalı, Tansa Türk, Azra Akın ve Sait Sökmen için alkış istiyorum sizlerden. Ve devamında son haftalarda bizimle beraber olan ve enerjimize enerji katan Tarık Sezer ve orkestrası için de büyük bir alkış istiyorum ya. Bildiğiniz gibi her hafta haftanın birincisi değişiyor. Bu onlar için çok daha büyük bir heyecan sebebi oluyor. Birazdan onları teker teker davet edeceğim ve haftanın birincisi olmak için yarışmaya başlayacaklar. İlk olarak alkışlarınızla Özlem Yıldız ve partneri James. Evet Özlem, bu akşamın ilk yarışmacısı sensin ve galiba seni bu akşam sahnede bir öğretmen edasıyla izleyeceğiz ve James de öğrencin olmuş, öyle duydum. Evet, sonunda jürinin söylediklerinin karşılığında ben dedim bu akşam öğretmenim, sen öğrencisin, ona göre hazırlan dedim. Bu arada biz birinci sırada çıkıyoruz, şarkımızın adı da My Number One. İnşallah böyle birlerle gideriz bakalım. İnşallah şarkın size uğurlu gelir diyorum. Evet sevgili izleyiciler, şimdi alkışlarınızla Özlem Yıldız ve partneri James geliyor. Geçen hafta bütün jüri üyelerinden 7 aldık. Bu da bizim için çok güzel ama çok da büyük bir sorumluluk bence. Herkese istediği dansı yapma özgürlüğü tanındı. Biz de salsa ağırlıklı bir dans yapmayı uygun gördük. Haftaları ilerledikçe stres artmaya başladı. Çünkü hani yetişecek mi, yetişmeyecek mi, rahat yapabilecek miyim dansı diye. Bizi izleyin Türkiye! Özlem, bu senin galiba. Normal böyle parçalar dökülür genelde. Çok güzel bir gösteri. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Hemen Sait Hoca ile başlıyorum yorumları almaya. Özlem çok güzelsin. Çok güzel dans etmeye başladın. Ayakların hafifledi. Bir de ilk baştaki yani danslarında böyle tereddütlü başlıyordun. Şimdi daha böyle kesin başladın. Çok beğendim. Kendime güvenimin geldiğini hissediyorum. Yani ilk haftalarda burada bakan gözler beni gerçekten heyecanlandırıyor ve tedirgin ediyordu.
Şimdi çok önemli değil yani. Dansın ritmine ve eğlencesine kendimi kaptırıyorum. O çok kendime güven veriyor bana. Zaten dansın güzel tarafı o. Kaptırman lazım, sevmen lazım. Cesur olman lazım. Evet, yani. Bakalım Azra ne diyecek? Bence çok güzel bir dönüm noktası yaşadın değil mi bu hafta? Evet, işte diyorum ya hani o keyfi hissediyorum şarkı da hareketli olunca. Evet. Sanki gerçekten hani bir eğlence kulübüne gitmişim de oynuyorum gibi. Bu akşam çok güzel bir dansla başladı diye düşünüyorum. Her hafta çok ilerliyorsun. İlk haftayı gördüğüm zaman şimdi yani düşündüğüm zaman şimdiyi gördüğüm zaman evet. Büyük bir fark var. Seni tebrik ediyorum ve gerçekten gurur diyorum seninle. Teşekkürler. Tebrik çok sağ ederim. Çok mutlu oldum bunu. Tam. Evet, önemli. Özlem, bu en sonda yaptığın hareketi ben Özlem Yıldız bu haftalarda yapsın beklemiyordum aslında. Ya. Çok erken başladın. Yani sen bence ürkekliğini atmaya başladın üstünden ve evet. Gerçekten eğlenmeye başladın. Evet. Sonunda da risk almaya başladın. Evet. Bence bana göre iyi gidiyor işler. James de gerçekten işte hoca ise hoca budur. Bugün yoktu değil mi böyle hani çok geçen hafta çok fazla profesyoneldi. Sen çok hissettik. Hayır, eğlence. Hayır. Önemli olan zaten hocanın hoca gibi durmaması. Hı-hı. Partnerin gibi olması. Tabii ki. Bence artık partnerin gibi olmaya başladı. Bir dönüm noktası bence bugün. Üç jüri de bunu söyledi, ben de söylüyorum. Ay çok mutlu olmuşsun. Bugün de seni öpeyim ya. Geçen hafta Hamza diyorsun. Well done James. Acun neler? Make up please. Bakalım Acun neler söyleyecek. Kesinlikle ilerleme var. Rahatlama da var bence. O acayip bir ürkekliğin vardı senin. Bugün o çok çok azdı. Yani kendine güvenin de gelmiş. Bunların hepsi zaten değerli hocalarımızın da görüşü. Ben seyrederken tabii şarkı da çok güzeldi. Büyük zevk aldım. Çok teşekkür ediyoruz ve Kırmızı Oda'yı hemen uğurluyoruz. Cem Cemine'nin yanına. Bu arada jürimiz puanlarını hazırlıyor. Sait Hocam, ilk puanınızı görebiliriz efendim. Buyurun. 7. Azra. 7. Tan. Hep 5-6-7 gidiyordu. 5-6 gidiyordu. Bu sefer yükseldi. Güzel. Ve Acı. Tan notunun değerini açıklamış oldu. Ya yani 7 veriyorum ama eskiden 6 veriyordum diye. Ben zaten 7 veriyordum. 7. Dört tane 7 aldın. Bravo, tebrikler. Teşekkürler. Yani bundan önceki haftalarda 6'lar vardı. Artık 6'ları görmüyoruz. Ben gittim ya, daha yüksek notlar alacaksın. Peki my number one. Who's your number one? Benim bir numaramda şarkının ismi. Kim bir numara diye soruyorum. Özlem Yıldız. Özlem Yıldız. Şimdi I will ask you a question. Bir soru sormak istiyorum James'e. Çünkü James çok iyi bir profesyonel dansçı. Has she improved a lot? Çok böyle performansında bir yükselme gösterdi mi Özlem diye soruyorum. Every week she gets better and better. So look out for next week. Her hafta daha iyi oluyor ve önümüzdeki hafta daha da iyi olacak diyor. Senin kendine olan özgüven de arttı herhalde. Evet, gerçekten bunu hissediyorum. Hani lafta söylemiyorum. Artık keyif alıyorum. Kendime güveniyorum. Eğlenmeye başladım. Ben bu işi gerçekten severek yapıyorum. Evet, ama gecenin bir numarası kim olacak? Gecenin bir numarası kim olacak? Sence kim olacak? My number one. Who is your number one? Senin bir numaran kim? Number one. James dedi ki, Özlem dedi. Ya sen? Yok, diğer yarışmacılardan. Çok güzel danslar var valla. Onu sadece onu konuşuyor. Müthiş danslar var. Sakın gerçekten ayrılmayın. Öyle, herkes. Senin bir favorin var mı ki sen kendinden başka? Var. Kim? Bir kişi var. Bir tane söyle. Kulağıma söyle. Aşkın Özge ve Alp diyor. Kulağıma söyle. Yok. Burcu sendeyiz. Teşekkür ediyorum Cem Cemilay ve ben yine sizin yanınıza Kırmızı Oda'ya Hanzade'ye pası atacağım. Çünkü sıradaki yarışmacımız galiba Hanzade'nin yanında. Evet Burcu, yanımda geçen haftanın birincisi Özge Ulusoy var. Evet Özge, geçen haftanın birincisin ve tabii ki beklentiler yüksek. Bu hafta senin dansın nasıl sence? Çok güzel mi gözüküyorsunuz? Öncelikle bunu söyleyeyim. Evet, biz bu hafta Lindy Hop ve Jive yapıyoruz. Değişik bir şey denemek istedik çünkü uzun haftalardır Latin dansları çoğunlukta yaptık. O yüzden bu hafta daha eğlenceli, biraz komik bir şey yapıyoruz. Umarım beğenilir. İkinize de başarılar diliyorum şimdiden. Evet sevgili izleyiciler, şimdi alkışlarınızla Özge Ulusoy ve partneri Vitali geliyor.
Geçen hafta benim için tabii çok güzel geçti. Hem jüriden güzel tepkiler aldım, hem de puanlarım yüksekti. Bu hafta Lindy Hop yapıyoruz, Jive'la karışık. Çok eğlenceli, çok hareketli. Tabii ki haftanın birincisi olmak isterim. Ama önemli olan finale kadar gidebilmek, finalde birinci olabilmek. İnşallah o da nasip olur. Bu hafta Lindy Hop yapıyoruz ve Elvis Presley'den Tutti Frutti. Çok güzel ve enerjik bir danstı. Bu arada bu hafta herkes kendi istediği dansı freestyle haftası olduğu için sergiliyor. Onlar nefese kalmışlar. O yüzden hemen Sait Hoca'nın yorumlarıyla başlayalım. Ya neşeli bir rock'n'roll oldu. Şirin bir rock'n'roll oldu. Ayaklar bilmiyorum. Çok güzeldi. Çok eğlenceliydi. Evet, çok eğlenceliydi. Bir de az lift yaptım bu sefer, daha hoşuma gitti. Senin ayakların yere müsait. Bence ayaklarını yerde oynat daha güzel. Azra? İddialı, komik, eğlenceli, süper. Gerçekten bacaklar yüksek, her şey vardı. Girişi güzeldi, sonu güzeldi. Tam müziğin bazı yerlerde doğru hareketler, aksanlar müthişti. Çok teşekkürler. Ben çok eğlendim. Umarım herkes eğlenmiştir. Öyle gözüküyordunuz gerçekten. Tamam, sen neler söyleyeceksin? Vallahi bu yarışmanın favorisi olarak gördüğüm yarışmacılardan bir tanesisin Özge. Yani üç şeye bakmak lazım. Partneriyle uyumu nasıldı? Çok uyumlusunuz zaten. Hiç kimse bir şey söylemiyor. Enerji son derece yukarıda. Auran sahneye yakışman diye yazmışım. Yani bu da çok önemliydi. Dikkat etmek gereken bir şey var sadece. Lindy Hop yapıyoruz. Lindy Hop'taki espri şu. Çok eskiden hortlayan bir şey biliyorsunuz hocam. Yani yeniden hortladı ama eski bir danstı. Doğaçlama gibi gerçekleşmesi lazım. Bazı yerlerde çok mekanikleşiyor. O mekaniği kırıp daha da doğaçlamaya bırakmak gereken bir danstı. Eğer notlar birazcık kırılırsa, birazcık yükselirse bil ki oradandır. Ama sen yarışmacıların arasında favoriler arasındasın, bunu bil. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Acun? Valla aksiyon filmi gibiydi. Bir kere yani bana göre koreografi çok iyiydi. Yaratıcıydı. Yani ne eksikti? Eksik tabii arası hocalarımız bulur ama eksiği konuşmaya da gerek yok. Çok zevk aldım ben. Zaten favorilerden birisin, ben de öyle düşünüyorum.
Ama hani kazanır mısın kazanmaz mısın bunu ileriki zaman gösterecek. Şu bir gerçek, bütün salon da çok zevk aldı. Ben biraz salonun sesi gibiyim. Güzel bir gösteriydi. Çok teşekkürler. Biz de size teşekkür ediyoruz ve kırmızı odaya uğurluyoruz. Bu arada değerli izleyicilerimiz Özge Ulusoy ve Vitali'nin yine aynı şekilde Özlem Yıldız ve James'in danslarını eğer beğendiyseniz ve jürimizin verdiği puanları da yeterli bulmuyorsanız showtv.com.tr'den siz de oylarınızla onlara destek olabilirsiniz diyelim ve söz Cem Cemilay'da. showtv.com.tr Çünkü oylar bakalım geçen hafta gibi olacak mı? Geçen hafta birincisiydi. Geçen haftanın birincisiydin değil mi? Evet. Birinci olmak çok büyük bir motivasyon. Çok mutlu oluyorsunuz. Tabii ki sorumlulukları da var. Umarım bu hafta da güzel... Çok güzel dans ettin. Daha çok çalışıyor musun? Öyle bir motivasyon oluyor mu? Zaten çok çalışıyordum ama belki fikir olarak biraz daha üstüne gitmeyi gerektiriyor. Partnerinle gayet iyi bir uyum içindesin. Onun için neler söyleyeceksin? Ya, biz çalışmalarda da çok iyi anlaşıyoruz. Bir de bu hafta çok eğlendim ben. Koreografi çok eğlenceliydi gerçekten. Çok keyif aldım. Vitali yapıyor, partneri yapıyor herhalde. Vitali yapıyor. Koreografi. Siz boy fizik olarak da uyuyorsunuz birbirinize. Evet. Çok güzel bir partner. Çok da iyi anlaşıyoruz. Biri. Çok mutluyum, çok şanslıyım onunla çalıştığım için. Vitali'ye soralım. Vitali, you like your partner? Beğeniyor musun partnerin diye soruyorum. Of course not. Tabii ki hayır diyor. You think she's improved over the weeks? Acaba performansında bir yükseliş oldu mu? Every single week. Her hafta artıyor. And you're gonna expect more from her, right? Always, always, always push her. Daha fazlasını bekliyorum ya, onu diyor, zorluyorum diyor. Sence peki haftanın birincisi kim? Bilmiyorum ama çok güzel danslar var. Yani bu hafta freestyle yaptığımız için çok, çok keyifli. Ve ben yokum. showtv.com.tr Oylarınızı bekliyoruz. Bir dakika Cem Cemina önce Özge ve Vitali'nin puanlarını almamız lazım jürimizden. Onun arkasından da showtv.com.tr'den tekrar oylayabileceklerini söyleyelim isterseniz. Cem'e bu arada çok teşekkür ediyorum sağ olsun. Demin de söylediği gibi hafta içerisinde rica ettim kendisinden ve beni kırmadı. Yani bu ailenin bir parçası oldun artık. Evet. O yüzden programın sonuna kadar beraber olmak istediğimizi sana söyledik. Sen de çok kabul ettin. Ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Bana göre ilgi çekici sorularınla, enerjinle yok böyle dansa çok katkıda bulunacaksın. Cem Cemina için bir alkış rica ediyorum. Sağ olsun. Sağ olun. Bence ben gittikten sonra bu yarışma daha da güzel olacak. Yani dansçı olarak. Evet, puanları alalım lütfen. Evet, lütfen evet. Sait Hoca çünkü puanını hazırladı. Hemen Özge ve Vita için puanınızı görebiliriz efendim. Azra. 9. Tan. Puanlar kaymakla ekmek kadayıfı gibi. 8. Ve Acun. 8. Geçen hafta kaç almıştınız? Geçen hafta da aynısıydı sanırım. Ve birinci olmuştunuz. Evet. Bakalım bu puanlar ve showtv.com.tr'ye gelen oylar yetecek mi? Başarılar diliyorum. Teşekkürler. Oy göndermeyi unutmayın diyorum. Burcu söz sende canım. Teşekkür ediyorum Cem Cemile'ye ama ben de sözü bu kez Hanzade'ye tekrar vereceğim. Çünkü sıradaki yarışmacı onun yanında. Evet Burcu yanımda Alp var. Biraz kılık değiştirmiş olsa da ta kendisi olduğunu düşünüyorum. Alp eminim insanların kafasında şöyle bir soru işareti var. O alınması çok zor olan 9 puan almak için Alp neler yapabiliyor? Bakalım bu akşam sürprizler var mı? Yeah, I have some surprise. I've come from Texas. Şaka buraya kadar. Bugün elimden gelen her şeyi yapacağım. Çok yüksek puanlar gidiyor. Jürimizden en yüksek puanı kapmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Gerekirse kuş çıkaracağım. Merakla bekliyoruz abi. Gerçekten özellikle kuş çıkaracak mısın? Herkesin kafasında bu soru işareti var. Evet sevgili izleyiciler, şimdi karşınızda alkışlarınızla Alp Gürşen ve partneri İvana. Geçen hafta turuncu renkler yaradı. Biraz bize enerji verdi galiba. Bu haftanın dansı, koreografi icabı bize bırakıldı her şey. Çok karışık bir dans, her şeyden biraz sunacağız. Bir, top.
kovboy müziği. O parçada da bol bol tepinmek gerekiyor. Elimden geldiğince tepineceğim. İddialı geliyoruz. It had been forgotten, I Joe. I've been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? It had been forgotten, I Joe. I've been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? Long time ago, where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Captain Joe? It had been Captain Joe. I've been married long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Captain Joe? He came to town like a midwinter storm. He roamed through the fields, so handsome and strong. His eyes were his tools, and his smile was his gun. But all he had come for was having some fun. It had been Captain Joe. I've been married long time ago. From Cotton Eye Joe. Alp, ağzında bir şey mi var? Dur ben. Hocam, bir müsaade etseler daha neler çıkaracağım da. Bunu sahte bu. Gerçeğini aradım Eminönü'nde, vermediler. İyi deli ki vermemişler sinirler. Lütfen. Ve sahtesi biraz büyük geldi gerçi. Şey yapıyordum yani, kusura bakmayın. Biraz keyiflendireyim dedim, beceremedim galiba. Hala ciddiyetinizi koruyorum. Allah'ım yarabbim. Ben Sait Hoca'ya götüreyim, vereyim bence bu kuşu. Aa, hayır, çünkü çok ıslak. Ama hocam bir sözünüz vardı. Hatırlarsınız herhalde. Gerçekten, geçtiğimiz hafta evet, bir söz verdiniz Alp'e. Kuş tutuyormuşsun, gördüm, ispat da ettin ama. Vallahi canlısını istedim hocam. Bana deve kuşu lazım. Deve kuşunu ağzımdan değil, bir karavandan falan çıkarmak lazım burada. Ama bütçemiz el verdiği koşullarda tabii ki de seve seve deve kuşunu da getiririm. Onunla da dans ederim yani. Ya Alp, ben sana bir şey söyleyeyim. Yani şimdi küçük yaşlarda olsa hemen ben seni kapardım okuluma. Evet. Yani, tam da öyleydi zannediyorum. Çünkü gerçek bir dansçısın yani, doğuştan dansçısın. Çünkü dansta böyle komik olmak çok zordur. Yani çok iyi dansçılar komik olur. Bir yetenek. Teşekkür ederim hocam. Senin danslarını beğeniyorum yani. Teşekkür ederim. Yani kuş da çıkardım. Korkma artık. Geri kalan size kalmış hocam. Saygılar sunuyorum. Önümüzdeki hafta lokum da getiririm isterseniz. Bakalım. Yani dansın çok güzeldi. Çok yani bayağı uğraşmışsın dekor vesaire. Bir evet. De güzel bir Amerikalı kız bulmuşsun yanına, kovboy. Evet, yaptım. Yani bence güzel bir yani mazurka. Ne diyorlar ona? Toy Story diye bir çizgi filmden bir karaktere benzetiyorlar. Nasıl? Adı neydi? What's the name? Toy Story. Toy Story. The guy. I am. Söyleyeceğim birazdan. Hatırlayacağız neyse, evet. Az önce neler söyleyeceksin? Ya artık bazı şeyler artık birleşmeye başladı sizde. Yani hem evet komiklik, hem dans, hem burada bir hikaye oluşuyor. Bu çok güzel bir şey. Yalnız hani dans konusunda bir şey söylemek istiyorum sadece.
çok güzeldi onun dışında. Sen daha zor şeyleri başardın bu haftalarda. Mesela Paso Doblen. Evet. Yani muhteşemdi. Bu biraz tabii ki daha farklı bir dans. Biraz daha belki daha rahat yapabileceğim bir şey. Evet. O yüzden senin daha zor şeyler yapabiliyorsun. O yüzden eğer puan bugün hani beğenmiyorsan onu etkilemiştir. Vallahi imkanlar dahilinde elimizden de geldi. Yani... Anlatabildim mi biraz? Evet yani daha iyi şeyler tabii ki de göreceksiniz ama hadi göster Alp, hani artık yeter, her hafta hayır daha önceden daha zor şeyler başarabildin demek. Ne perdeler sallamışımdır Paso Doblen'e. Evet ama çok eğlenceliydi. Süper enerji her zaman. Teşekkür ederim. Tan, sen neler söyleyeceksin? Valla Alp Kırşan'ın muhteşem dönüşü değil mi bu? Teşekkür ederim. Şimdi açıkçası ilk haftalarda beklediğimizi daha sonradan bulamayıp notların düşmüştü. Evet. Ben baktım geçen hafta 6 falan vermişiz yani. Evet. Neden? Çünkü ben ciddiye almadığını düşünüyordum ilk başta. Yeteri kadar dansları. Şimdi danslara da yüklenmişsin. Evet. Hikayeye de yüklenmişsin. Çok da sempatiksin. Hani zor hakikaten Sait Hoca'nın dediği gibi. Hem komik hem dans edebilen insan. Hep bunu korumak lazım vallahi. Teşekkür ederim. Tebrik ediyorum. Çok sağ ol, teşekkür ederim. Acun, sen neler söyleyeceksin? Yani seyretmesi en eğlenceli yarışmacılardan biri oldun kesin. Her seferinde bir yenilik yapıyorsun. Bizi eğlendiriyorsun. Zaten hani dans insanları eğlendirmek için herhalde bulunmuş. Eğlenmek ve eğlendirmek için. Ben ikisini de yaşadım yani. Ha, sen eğlendin, biz de eğlendik. Yani çok güzel bir şovdu. Bayıldım. Teşekkür ederim. Siz eğlendiniz mi değerli izleyiciler? Çok teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Bu arada... Tabii ne kadar çalıştınız bu hafta bilmiyorum ama... Haftaya biliyorsun ikişer dansa başlıyorsunuz. Sen yeterli kiloyu vermiştin zaten. Ben... Verecek kilo da yok. İki dansı nasıl çıkaracaksınız merak ediyoruz tabii. Abi artık Allah ne verdiyse yapacağız. İyi olsun söyledi Ivana. Problem yok. Ivana bir şeyler söyleyecekti galiba. Burada dans etmeyi çok seviyorum. Yavaş yavaş çözüyor. Burada dans etmeyi çok seviyorum dedi. Alın, bıyıklar terletiyor. Beni gönderir misin? O zaman ben evet, hemen seni kırmızı odaya uğurluyorum ve puanlarını almaya başlıyorum jürimizin. Teşekkür ediyoruz. Alkışlarınızla efendim. Sait Hocam, puanınızı eğer hazırladıysanız görebiliriz hemen. Buyurun. 7. Azra. 8. Tam. 8. Acun. 8. Bakalım memnun oldular mı puanlardan? Ben bir kere Alp'e bıyığını düşürmediği için 10 veriyorum. Özel bir yetenek. Birçok yapıştırıcı sürdük. O da biraz uçucu maddeler içeriyor şu anda, zaten ben de iyi değilim yani. Çok yakışmış. Şimdi jüri sana çok iyi şeyler, çok güzel şeyler söyledi. Evet. Sonra puanlar sanki biraz düşük mü yoksa? Vallahi kuş çıkardım ben. Sait Hocam böyle düşündüyse yapacak bir şeyimiz yok artık. Haftaya deve kuşu. Belki daha iyi çalışman, daha çok çalışman için veriyorlar ama sen bayağı iyi çalışıyorsun değil mi? Çok çalışıyoruz. Buradaki herkes çok çalışıyor. Çünkü hem az kişi kaldık hem de artık sonuna geliyoruz bu işin yavaş yavaş. Evet, 10 kişiyiz şu anda ama. Bir de ben elendim, artık şansınız var. Abi yapmadım. Seninle son 3'e kaldığımızı inanamıyorum. İvan'a yatak istersen. Artık yeter, mahvoldum. Peki. Jüriden memnunuz. Çok, herkese çok teşekkür ederim. Destekleyen. Showtv.com.tr'ye oylar. Eğer bana oy vermek istiyorsanız Alp yazın, bütün arkadaşlarınıza mesaj atın. Hani bilsinler, programdan haberi olsunlar. Belki beğenip showtv.com'a girerler. Canım Türkem, Alp'e teşekkür. Burcu, söz sende. Teşekkür ediyoruz Cem Cemine'ye ve ben bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Eğer Alp Kırşan'ı destekliyorsanız ve jürimizin verdiği puanlardan memnun değilseniz diyeceğim, affedersiniz ama showtv.com.tr'den kendi puanlarınızı yollayabilirsiniz değerli izleyicilerimiz. Şimdi sıradaki yarışmacımızın Hanzade'nin yanında olduğunu biliyorum. Aşkın Nur Yengi ve Jake de sıra. Evet, yanında dansları merakla beklenen bir çiftimiz daha var. Aşkın Hanım, zaten hızlı danslarla çok başarılı başladınız ve bu hafta dans seçiminde de özgürdünüz. Eminim çok içinize sinen güzel bir dans hazırladınız. Evet, farklı bir şey olsun istedik bu hafta. Lindy Hop, Jive, Rock and Roll, Twist, hepsini beraber yapacağız.
Güzel karışık bir dans hazırladınız yani. Karışık bir şey hazırladık bu hafta. Tebrik ediyoruz ve merakla bekliyoruz. Evet sevgili izleyiciler, alkışlarınızla Aşkın Nur Yengi ve partneri Jack geliyor. Geçen hafta müthiştik. Söyleyecek hiçbir şey yok yani. Müthiş bir mambo performansıydı. İyi dans ettiğimi düşünüyorum. Bunda bir tevazu olamayacağım. Çünkü artık jüri de bunun onayını veriyor. You don't have to be beautiful. 1930'lar, 40'lar, 50'ler, Lindy Hop'lar, rock and roll'lar, jive'lar hepsini karıştırdık. Ortaya karışık bir şey hazırladık. Bu hafta jive haftası. Vazgeçmiyorum. Devam ediyorum. Güzel bir hafta olacak. You're gonna get a parking ticket because of this car. Şu arabayı bir kenara çekip izninizle. Thank you, Jack. Aşkım sizi hemen. Onlar toparlanırken ben hemen Sait Hoca'ya pası atayım. O siz yorumlarınızla başlayın efendim. Evet. Lastikler çok yeni ve yeri tutuyor galiba değil mi? Yordu sizi. Evet ve bir numara büyük almışlar. Onun azabını yaşıyorum şu anda. Ben de diyorum ki bu kızın ayağı niye büyümüş? Aslında 36,5 giyiyorum da 38'le mücadele ediyorum şu an. Düştüğüm ne kadar çok şey düşünüyorum. Narin ayakları... Hiçbir masraftan. Evet. Kaçın narin ayakları... büyük tarif, büyük alıyor ki seneye de giyeyim diye. Tarif olmasın diye özellikle bir numara büyük aldık. Çok teşekkür. Bir şekilde baskı olursa o ayaklar Türkiye'ye lazım çünkü. Yok onları ben çok geçen sene giymiştim ya. 38 mi giyiyorsun? Evet. Zarar yok. Seneye ayağın büyür nasıl olsa. O yüzden evet, diyorum hiç masraftan kaçınmıyor. Evet, evet. Çok teşekkür ederiz hacım bey. Azra'cığım, yorum. Hayır, yok. Ha, yok, benim bitti. Buyurun. Tamam, ben miyim? Evet, sen. aşkın, ruhunla dans ediyorsun. O yüzden her hafta ben heyecanlanıyorum. Ve ayrıca bana bayılıyorum. Korkusuzsun, korkmuyorsun. Her şey deniyorsun. Her tarafımız buna büyük bir saygım var gerçekten. Ve Lindy Hop'u çok acayip yaptınız. Bu hani tutuyorsun ya Jake'i ve bacaklarınla böyle...
Süper, evet. Süper bir hareket. Teşekkür Tebrik ederim saygım, saygı duyuyorum. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz Azra. Tan? Enerji fazlası. Yani bazen hadi daha fazla, daha fazla diyen belki de hani gördüğümüz danslar evet bir limit belirliyorlar ama sen gerçekten olsun daha fazla, daha fazla. Muazzam bir şey bu, çok zor bulunan bir şey bence. Başarı bazen yatırır, bazen hırslandırır. Bence sende hırslandırıyor. Bu çok hoş gerçekten. Ve ben her hafta daha ne yapacaksın diye merak ediyorum. Ben de vallahi. Çünkü her hafta soruyorum, bu hafta bunu yaptık ama bir de haftaya ne yapacağız diye. Bekle ve gör diyor. Bildiği bir şey var herhalde. İyi yerlere doğru gidecek aşkım. İnşallah. Teşekkür Öyle görünüyor. Ediyorum. Çok teşekkürler. Acun sen neler söyleyeceksin? Yani haftaya neler yapacağız demek istiyorsun herhalde. Çünkü iki dans olacak biliyorsun. Sen bilmiyorsun, olmayacak haftaya iki dans. Öyle mi? Biz biliyoruz, haftaya bir dans sonra iki dans. Yok. Gerçekten. Evet. Kötü haber. Bunu açıklama görevini bana verdiler. Haftaya ikişer dans var. Ama yani sen dört kere de dans etsen biz seyrederiz. Teşekkür Gerçekten ederim. Çok güzel dans ediyorsun. Çok teşekkür Yani ederim. Zaten yarışmaya hazır gelmişti. Bana göre yarışmada iki vites daha ileri gittin. Arabamı bugünkü... beğendiniz mi? Araba çok güzel. Bugün hakikaten demin Azra'nın dediği çok güzel. İnanılmaz riskler alıyorsun. Yalnız Allah direksiyonu yanlış yere takmışlar başta. Takmış mıyız? Acilen onu çıkar. İngiliz durumu olduk. Hemen çıkardık ama... Artık. Ama J2 düşündükleri için, J2'nin araba kullanacağını düşündükleri için herhalde normal İngiliz. Hayır, Burcu teşekkürler. Güzel kademeye giriyorsun sen de. Eski partneri tabii. Tabii ki, tabii ki. Biz bir aileyiz sonuçta. Doğru. Çok büyük riskler aldınız. Bravo. Yani ben seyrederken korktum. Düştünüz mü hiç antrenmanda falan? Koluma bakarsan. Ciddi mi söylüyorsun? Sen var en az iki kere falan seni tutamamıştır. Ellerime, dizlerime bakarsın. Ben memnunum ama. Sometimes problem ha? Aşkın çok strong. She can handle anything. Evet. Yalnız aşkın itiraf et. Bir ara film koptu değil mi? Dans ederken. Hatlar koptu evet. Değil mi? Hatlar kopuyor arada bir hocam, siz bilirsiniz yani. Ama mühim olan hatları toparlayabilmek. Evet. O ben güzel bir şey, önemli bir şey. Kopardın, evet. Bazen sahilde şarkı sözlerini de unutuyoruz ama olayı var hemen. Lütfen siz söyleyin. Hemen zamzum. İşte böyle bir durum oldu yani. Ben hemen alkışlarla sizi Kırmızı Oda'ya uğurluyorum Cem Cemine'nin yanına ve puanlarını hazırlamalarını istiyorum sevgili jürimizden. Sait Hocam onlar yerlerini aldılar. Sizden puanınızı istiyoruz. 7. Azra. 8. Tam. Bence 8. Ve Acun. 8. Ne diyorsun? Çok güzel. Az daha pis 8'li oluyorduk hocam hatları koparmasaydı. 7 verdi ama. Evet işte orada hatlar koptu. Evet, bence çok başarılıydı ama ben ne anlarım. Yani harika dans ediyorsun. İlk göz ağrımışsın. Hayatım bu kadar iyi dans ettiğini, bu kadar başarılı olduğunu dansa... Sen bile bilmiyordun belki bu yarışmadan önce. İçimdeki devi uyandırdı Jake. Yani yapacak bir şey yok. Jake dans ediyor. O yüzden ben de ona uymak zorundayım. Jake'i çok başarılı buluyorsun herhalde partner olarak. Öğretmen olarak müthiş. Ama süper dans ettin. Biliyor musun? Ne Sen kızıyor musun peki mesela eksik not verdiklerine mesela sana göre? Kızmıyorum. Anlıyorum ne demek istediklerini. Ama tabii ki güzel not verdikleri zaman çok daha fazla enerji doluyor ve o hafta çok daha iyi çalışıyoruz. Evet. Harika bir yarışma oluyor. Her hafta daha güzel danslar olacak. Heyecan doğrultu. Acun'a da teşekkür ediyoruz. Klasik arabalarından bir tanesi ödünç vermiş size. Evet evet. AE plaka. Peki partnerine soralım. What do you think about Ashkin's dance? I think she's great. She gets better every week. Her hafta daha iyi oluyor diyor ama bakalım notlar için ne diyecek? What about the jury's points? What do you think about that? I think Said should not look at Ashkin's feet. He must look at Ashkin. Aşkına bakmaktan bir şey söylemek istemiyor. Aşkın sana başarılar diliyorum. Ben teşekkür ediyorum. Geçen hafta fark vardı galiba değil mi? Bir puanla evet ama yine arkadaşım birinci olduğu için ben mutluyum. Ama her bir şey... Ben birinci olmayacağım. Bir dakika bir şey bitmedi. Showtv.com.tr'ye Aşkın Nur Yengi'ye oylar. Hemen şimdi. Burcu sendeyiz. Çok teşekkür ediyoruz Cem Ceminay. Sizi buradan izlerken Kırmızı Oda'da bir başka ismi gördüm. Yarışmacımız değil ama bu hafta gelip bizimle birlikte dans etmeyi kabul etti sağ olsun. İlerleyen dakikalarda Pascal Numa dans edecek değerli izleyicilerimiz. Geçen seneki partneri Valeria'yı birlikte bütün hafta çalışıp çok güzel bir dans gösterisi hazırladılar sizler için.
Ben de merakla bekliyorum çünkü görmedim provasını. Şimdi puan durumuna bir göz atmak istiyorum izninizle. Birinci sırada Özge Ulusoy'u görüyoruz. 33 puanı var Özge'nin Vitali ile birlikte. İkinci sırada Alp Kırşan var. 31 puanı var. Aynı puana Aşkın Nur Yengi de sahip. Ve Özlem Yıldız'ın da 28 puanı bulunuyor değerli izleyicilerimiz. Bu arada tekrar hatırlatmak da istiyorum. Hazır Cem Cemilay da yanıma gelmişken. Hoş geldiniz. Kısa bir mesafe Allah'tan. Yorulmadınız herhalde, evet, değil mi? Yok, yorulmadım. Güzel. Aslan daha iyi. Yarışmacılarımızın eğer puanlarını yeterli bulmuyorsanız jürimizin verdiği puanları onları showtv.com.tr'den de kendi puanlarınızla destekleyebilirsiniz değerli izleyicilerimiz diyorum. Ve hazır Cem Cemilay gelmişken, evet, neden geldi acaba? Puanları bir değerlendirmeye geldim aslında. Ne diyorsun puanlar hakkında? Bence puanlar şu anda çok iyi. 9 çıktı. Aha. Azra'dan. İlk 9'un muydu Azra? Aha. Galiba ilk 9'undu. Birinci durumda kim var şu anda göremiyorum ama galiba Alp mi vardı? Kimdi şu andaki, evet, birinci? Özge birinci, şu anda birinci. Var, evet. Geçen haftaki gibi. Alp aynı notları aldı galiba. Puanı var. Aşkın'ın notları sanki biraz düşüktü. Hocam 7 verdiniz Aşkın'a. Bir nedeni var mıydı 7 vermenizin? Ben, evet, sanki daha fazla bekliyordum. Ben de bekliyordum ama... Performans açısından mı? Ben de bekliyordum ama olmadı yani. Eksik gördünüz neydi? Evet, bir frenesi vardı. Onu açıklamak istemiyorum ama. Evet. Meslek sırrı herhalde. Meslek sırrı, evet. Burcu, sen çok iyi dans ediyorsun. Ne diyorsun sen 7'den fazla? Sen jüri de olsaydın Aşkın'a kaç verirdin? Ben Aşkın Nur Yengi'ye hep 8 ve üstü puan verirdim herhalde diye düşünüyorum. Çünkü Aşkın, evet, Nur Yengi çok güzel dans ediyor. Bir yine de senin kalbin iyi, cömertsin. Galiba. Evet, aynen, evet, öyle. Aynı zamanda partneri Jack de çok iyi bir dansçı olduğu için biraz da geçen seneden evet, sebeple herhalde torpilli ama hocam diye keşke söyleseydin yani neyisini eksik puan olarak gördün ki önümüzdeki hafta yapmasınlar. Yani... Sanki şimdi şöyle bir durum var Cem, evet, Cemilay'da. Sürekli Aşkın Nur Yengi Acun Ilıcalı'yla uğraştığı için acaba hedefi, hedefi değiştirip biraz Sait Hoca'ya doğru mu yönlendirmeye çalışıyorsunuz? Ama kendisi bizi dinlemediği için şu anda durumdan pek haberdar değil. Siz içeri Kırmızı Oda'ya gittiğiniz zaman acaba bu konuda bir bilgilendirseniz mi kendisini? Biraz sonra en sevdiğim bölüm geliyor, grup dansı. Aha. Erkeklerin grup dansında olmadığım için çok üzgünüm. Çünkü gerçekten orada çok başarılıydım. Arada kaynayıp gidiyordum. Harika bir dans geliyor şimdi. Bir de onlara sormak lazım aslında. Herhalde onlar çok memnunlardı. Göreceğiz. Ve de çok da güzel bir de dans hazırladılar. Çünkü yanlarında Cem Cemilay yoktu değerli izleyicilerimiz. Profesyonel dansçılarımızın dansını izliyoruz. Alkışlıyoruz. Pascal Nova ve Valeria yok böyle dansın iddialı birisi. Çok güzeldi Pascal, müthişti. Grup dansında pasadoble yapıyoruz ama bu pasadoble'nin en iyi performansı bence bu. Yani benim yaptığımdan sonraki olabilecek en iyi performans. Benden de sonra işte Şenol benden önce o şey yaptık ama bu gerçekten de çok iyi bir doble. Samimi olmak gerekirse çok yoruldum. Doble yaparken çünkü doble her baba yiğidin harcı değil yani. Öncelikle dobleye çalışırken paso doble çalışıyorsun yani. Ben de paso çalıştım. Artık grup dans demiyoruz, pro dans diyoruz biz buna. Çünkü kendi kendimizi evde ilan ettik profesyonel. O yüzden artık kabul et. Ama iyi yaptık. Ben sana şunu söyleyeyim. Aynen. Bir değişiklik oldu. Peki, kesinlikle, teşekkür ederiz. Buyurun pasa doble. Benim gönlüm sarhoştur. Yıldızların altında sevişmek ah ne hoştur. Yıldızların altında benim gönlüm sarhoştur. Yıldızların altında sevişmek ah ne hoştur. Yıldızların altında
batmaksa da yıldızların altında. Yanmam gönlüm yansa da, ecel beni alsa da, gözlerim kapansa da yıldızların altında. Gözlerin kapansa da yıldızların altında. Benim gönlüm sarhoştur yıldızların altında. Sevişmek ah ne hoştur yıldızların altında. Yanmam gönlüm yansa da, ecel beni alsa da, gözlerim kapansa da yıldızların altında. Yanmam gönlüm yansa da, gözlerim kapansa da yıldızların altında. Gözlerim kapansa da yıldızların altında. Profesyonellerimizin dansı demiştim. Hani erkek ünlülerimiz ve profesyonellerimizin dansı deme gereği duymamıştım. Beni yanıltmadığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Çünkü gerçekten profesyonellere taş çıkartacak bir danstı, değil mi? Beğendiler galiba. Ben bir şey söylemek istiyorum. Lütfen. Gerçekten sizinle gurur duyuyorum. Bu programa geliyorsunuz, burada dans ediyorsunuz. Bu çok büyük bir şey benim için gerçekten. Muhteşem dans ediyorsunuz. Bir de şunu hakikaten güzel de etmemek lazım. Arkadaşlar her hafta bir dans çıkarılıyor. Yani yıl boyunca çalışılıp bir dans çıkarılmıyor. Her hafta bir dans çıkarılıyor. İki dans çıkarmışlar. Şimdi gelecek hafta ikişer dans, bir de belki toplu dansa çıkacaklar. Alkışa ya gerek var bence. Teşekkür ediyorum. Ve sizi odaya uğurluyoruz. Bu harika dans için. Sıradaki yarışmacımızı davet etme zamanı geldi değerli izleyicilerimiz. Nez ve Patrick şu anda Hanzade'nin yanında. Söz sizde. Evet Nez, kıyafetine bakınca bu dans seçme özgürlüğünün hakkını vermişsin gibi gözüküyor. Gerçekten merakla bekliyoruz dansını. Bu hafta oryantal yapıyoruz. Aynı zamanda cha-cha-cha, salsa ve rumba. Rumba. Oriental. Her şey var. Gerçekten her şey var. Ben de Petri'ye oryantal herhalde diye sorduğumda Petri'nin saymadığı dans kalmadı. Merakla bekliyoruz o zaman. İkinize de bol şans diliyorum. Evet sevgili izleyiciler, şimdi merakla beklenen danslarıyla Nez ve partneri Patrick. Dansınız bence bugüne kadarki en güzel koreografi ve çok keyif aldığım bir danstı. Puanlardan çok çok mutlu değilim. Daha iyi puanlar gelebilirdi diye düşünüyorum. Bu haftaki dansımız cha-cha-cha. Aynı zamanda rumba, aynı zamanda salsa ama en önemlisi oryantal var. Hepsini bir kolaj şeklinde getirdik, o yüzden bu hafta çok eminim.
Wow. Sen bu kadını nerede saklıyordun? Mikrofonu vereyim. Teşekkürler. Ben yerimde duramadım. Herhalde bütün izleyicilerimiz aynı fikirdedir benimle. Aynı şeyleri hissetmişlerdir diye düşünüyorum. Şey diye düşündüm. Hani ilk haftalarda yorulmaya gerek yok. Son haftalarda zaten çıkarım. Hani dans ederim. Puanlarımı toplar giderim. İnanılmaz zevk aldım. Çok güzeldi. Çok çok güzeldi. Evet. Bakalım Sait Hoca neler söyleyecek. Yani bilmiyorum yani bugüne kadar niye başka... Bugüne kadar niye başka danslar yaptın? Sana oryantal yakışıyor. Çok teşekkür ederim hocam, sağ olun. O titreme değil mi yani? Müthiş yani. O dönüşler, o saç inanılmaz. Çok beğendim. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler hocam. Sözüm kalmadı. Konuşamıyorum Lez. Bu işi gerçekten çok iyi biliyorsun. Şovu hazırlamak, her şeyi bir araya getirmeyi çok iyi biliyorsun. Çok güzel yapıyorsun. Adımların hızlı, dönüşlerin çok keskin. Yani ben bir saat daha konuşabilirim şu an. O yüzden durayım. Çok teşekkürler. Tamam. Yani kesinlikle bu en iyi haftan. Bunun sebebi de tek düzeliği kırman. Kendi seçtiğin dansı yapman. Bana göre senin özgürlük alanını asla kısıtlamamalı. O özgürlük alanında da istediğin gibi hareket edebiliyorsun. Kısıtlandığın anından itibaren de kendini rahatsız hissediyorsun herhalde. Şu anda bence en iyi haftan. Tebrik ediyorum. Çok Nes. Teşekkürler. Sağ olasın. Acım. Ben sana tamamen katılıyorum. Yani sen hafif bireysele geldiği zaman yarışmayı kazanma adayı bile olursun. Sadece partnerle olan işte ne bileyim belli kısıtlamalar bence. Çünkü belli danslarda çünkü belli figürleri yapmanız gerekiyor. Senin özgürlüğünü kısıtlıyordu. Bugün seni bir özgür bırakmışlar. Tam bırakmışlar. Hakikaten büyük bir seyir zevkiydi. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ ol. Mükemmel yani. Bu arada özellikle Acun Bey'e ve bütün ekibimize, tamam. Burcu sana canım, herkese çok teşekkür ediyoruz. Muhteşem bir program ve iyi ki ben buradayım. Teşekkürler. Sağ olun. Biz de size teşekkür ediyoruz ve Kırmızı Oda'ya uğurluyoruz puanlarınızı almak için. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Onlar yerlerini alırken Sait Hoca da puanını hazırladı. Buyurun. Ben de Burcu'ya bir alkış istiyorum. Çok güzel çünkü. Teşekkür ederim. Çok mersin. Sağ olun. Puanınızı görebiliriz hocam. 8. Azra. 8. Tamam. Seni her hafta böyle görmek istiyoruz Nes. Nez'in dans ettiği parçanın ismi Her Şey Boştu Ama Dop Doluydun. Dop dolu bir dans ve ben Shakira ile sanki J-Lo, Jennifer Lopez arasında bir dansçı öyle gibiydi. Çok teşekkürler Cem. Benim en sevdiğim dans zaten. Burada tabii ki hocalarım dediği gibi de çok serbest de bırakıldı. Koreografi de yaptık. O yüzden... Seni serbest bırakmak gerekiyormuş. Evet. Serbest kuş gibi uçtuk. Partnerime teşekkür ediyorum çünkü oryantale eşlik etmek de zordur. Puanlar için de çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Moralin acayip yükseldi yalnız. Ya bu hafta size anlatamam. Bu yarışma her geçen gün daha güzel oluyor senin için galiba. Bu hafta benim için çok önemliydi. Ve gerçekten bu puanlar her şeyin ne kadar güzel ve doğru olduğunu açıklıyor. Showtv.com.tr'ye hemen şimdi girip Nez'e oy verebilirsiniz. Bakın nefes nefese kaldı ama bütün güzelliğini sergiledi. Ve... Oh my God deyip durdu. Aman aman Allah'ım diyor ve çok oylarınızı bekliyorum. Peki. Başarıların devamı. Teşekkürler. Ve sevgili, neredeyiz şimdi? Buradayız.
Çok teşekkür ediyoruz Cemina'ya. Ben yine Cemina'yı söylediğini de tekrarlamak istiyorum. Çünkü her ne kadar çok güzel dans etmiş ve puanları da çok iyi olsa da yine de haftanın birincisi olmak onlar için çok çok önemli değerli izleyicilerimiz. O yüzden eğer Nez'i desteklemek isterseniz showtv.com.tr'den kendi puanlarınızla onu destekleyebilirsiniz diyoruz. Ve Hanzade'ye sözü bırakacağım yine çünkü sıradaki yarışmacımız Altay ve partneri Alyan'la onun yanında. Evet, Altay her hafta farklı danslarla, farklı konseptlerle karşımıza çıkıyorsun ve birçok insanı şaşırtıyorsun belki de. Nasıl tepkiler aldın bugüne kadar? Şu ana kadar yaptığımız her şeyi tepkiler aldık. Hep iyi şeyler duyduk ve bu da bizi daha çok motive ediyor. Daha çok çalışıyoruz Ali Öneğin'le beraber. Güzel değil mi? Çok güzel. Çok güzel. Bu hafta ne seçtiniz dans olarak? Bu hafta sürpriz olsun. Kıyafetimizden belli oluyor herhalde ama ufak bir sürprizi var içeride. Peki o zaman sürprizinizi merakla bekliyoruz. Evet sevgili izleyiciler, alkışlarınızla Altay ve partneri Alyan'a geliyor. Numa, yani çok ilerledin, çok hoş şeyler yapıyorsun. Bu dansı seyredip de etkilenmeyecek kimsenin olmadığını düşünüyorum. Son ikiye kalmak insanlar tarafından kötü bir şey olarak nitelendirilebilir ama ben kötü olarak nitelendirmiyorum. Gayet iyi dans ettik. Geçen hafta özellikle çok iyi dans ettik. Bu hafta herkes istediği dansı yapacak. O yüzden bu hafta biz Pasadol'la yapacağız. Tamamen değişik bir dans. Birazcık yorucu olacak ama çok güzel bir dans olacağını düşünüyorum. Benim de çok sevdiğim danslardan bir tanesidir zaten. Çok güzel bir sürprizdi. Bana da sürpriz oldu. Çok teşekkür ederim. Bu çiçek Alyona için. Çünkü çok güzel dans etti gerçekten. Hiç kendi kültüründen olmamasına rağmen gayet güzel ve başarılı bir gösteri sergilediniz. Size hemen mikrofonu vereyim.
Teşekkür ederim. Sizin nefesiniz normale dönerken ben sayıyorum. Ariana'ya bir alkış istiyorum bu kadar güzel oynadığı için, evet. Değil mi? Evet. You were great. Çok teşekkür ederim. Hocam buyurun. Sizi en güzel kostümlü olarak seçiyorum bu gece. Kostümleriniz çok hocam. Güzel. Pasadoble güzeldi. Çok teşekkür ederim. Elleri çalışmak lazım. Evet hocam. Ama Roma'nın ondan daha iyiydi. Teşekkür ederim hocam. Şov çok güzeldi. Yani işimizde olduğu için, yani doğduğumuz andan itibaren o müzikle kulağımız ve ellerimiz, kollarımız haşır neşir olduğu için içimizden geldiği gibi hiçbir şey düşünmeden oynayabiliyoruz tabii ki romanda, ama Pasadoble'de de epey çalıştık. Ve bunları da sizden duymak benim için çok güzel hocam yani. Evet. Eski Pasadoble'den daha güzel. Daha güzel çalışıyormuş. Teşekkür ediyorum. Azra, sen neler söyleyeceksin? Altay. Bence sen bu programın en iyi örneklerinden bir tanesin. Kendinle barışıksın ve bu senin dansına yansıyor. Teşekkür ederim. Çok çalışkansın. Pason gayet güzeldi. Teşekkür ederim. Mutlaka bazı şeyler hani daha iyi olabilirdi ama tutkun, oradaki azimin çok güzeldi gerçekten. Teşekkür ederim. Bunun dışında tabii ki en sevdiğim favori dansımla bitirdiniz. Bu beni çok mutlu teşekkür etti. Teşekkür ederim. Teşekkürler Azra. Tan, sen neler söyleyeceksin? Valla Altay, şimdi başında müthiş bir başladın. Pasadoble çok havalı bir danstır erkekler, evet, için. Ben seni tam böyle içindeki sahne performansında izlemiş birisi olarak içindeki canavarı ortaya çıkarmadığını tam olarak düşünüyorum. Yani bir zincirleri kıracaksın ama bir yerde gidecek. Fakat ikinci bölümde abi o ne canavarmış kardeşim. Orada çıktı asıl romanda. Ya işte o zaman daha düşünmeden oynuyorsun. Çünkü yani diğerinde adımları düşünüyorsun, eli düşünüyorsun, koreografiyi düşünüyorsun, karakteri düşünüyorsun. Onların hepsini ayrı ayrı düşünüyoruz. Bir de senin söylediğin gibi biraz önce, yani bir hafta içinde bunu yapmaya çalışıyoruz. Bu yarışmanın özelliği de o zaten. Bir haftada hepimizin bir şeyler ortaya çıkarması. Ve severek de çalışıyorum. Çok severek çalışıyorum. Hemen hemen her gün prova yapıyorum ki benim gece konserlerim olduğu halde gidip geliyorum uyumadan. Yine çalışıyorum. Fakat senin çok çalışkan olduğunu düşünüyorum. Ve çok disiplinli olduğunu düşünüyorum. En önemlisi de kendini çok iyi bildiğini düşünüyorum. Teşekkür ederim. Tebrik ediyorum kardeşim. Çok teşekkür ederim. Acun, sen neler söyleyeceksin? Vallahi hani ilk bölümde ne oldu, niye kısaydı falan derken meğer asıl şov varmış. Ondan haberimiz yokmuş. İkinci bölüm çok güzeldi. Yani zaten bütün stüdyoyu da coşturdunuz. Teşekkür ederim. Çok iyi bir ikili oldunuz. Çok teşekkür yani, ederim. Yani tabii ki artık şimdi şöyle de bir durum oluyor. Gidecek yarışmacı kim, onu bulamıyoruz. Altay. Göndermeyin yani, kimseyi. Hakikaten şimdi abi. Bakıyoruz. Ay, gidecek yarışmacıyı bulamıyoruz. Herkes çok iyi. Şimdi o zaman kim gidecek? Onu şimdi bulamıyorum. Ben şimdi senin performansı çok beğendim. Normalde aşağılarda gözüküyordun. Bu performansla sen de pek gözükemezsin. Kim gidecek? Onu bulamadım yani. Şimdi şöyle bir şey var. Kim gidecekse gidecek de ben gitmeyeyim ne olur. Güzel. Çok çok teşekkür ediyoruz ve sizi Kırmızı Oda'ya uğurluyoruz puanlarınız için hazırsanız eğer. Çok çok teşekkürler. Harika bir danstı. Sağ olun. Alkışlarınızla. Hocam, ikinci dansla değerlendireceğinizi umarak puanınızı eğer hazırladıysanız, onlar da yerlerini yavaş yavaş aldıkları için puanınızı görebiliriz. Buyurun. 6. Azra, seninkini alabiliriz. 7. Tam. 7. Ve Acun. 8. İspanyol çingene dansı yaptı. Harikaydı. Geçen hafta hem bileğin hem ayağın hakkıyla beni eledin. Bu hafta benim dansçı mamisin orada çiçek dağıtıyordu kız. Bize yardımcı oldular. Teşekkür ederim. Alina ve diğer dansçılara da teşekkürler. Partnerin de çok güzeldi. You're very beautiful. Thank you very much. Elbisesi falan. Kim yaptı bu koreografi? Koreografi Ariana kendisi yapıyor. Kıyafetleri de o. Dizaynlarını söylüyor ve dikiyorlar sana. Şimdi geçen hafta son ikiye kaldık. Evet. Bu hafta kim birinci olacak, kim elenecek belli değil ama. Bu hafta da şu anda aldığımız puanla biz kalacağız galiba. O yüzden arkadaşlar hemen
Hemen oylarınızı bekliyoruz biliyorsunuz. Showtv.com.tr'ye. Evet. Peki sana başarılar diyorum. O son ikiye kalmak istemiyorsun artık değil mi? Ya artık kalmayayım tabii. Haksız değilsin. Peki. Hanzade'ye gidiyoruz. Hanzade. Cem Cemilay Hanzade'ye pas verdi ama ben sözü almak istiyorum. Çünkü büyük bir heyecan olduğunu da eminim içeride Kırmızı Oda'da. Ben tekrar Cem Cemilay'ı da tekrarlamak istiyorum yine aynı şekilde. Eğer desteklediğiniz yarışmacının puanlarını, yani jürinin verdiği puanları yeterli bulamıyorsanız, daha doğrusu Sait Bey'in, Sait Hoca'nın puanlarını yeterli bulmuyorsanız demek istiyorum. Showtv.com.tr'den destekleyebilirsiniz. Özellikle Altay için bu son sözüm. Şimdi sözü yine Hanzade'ye bırakacağım çünkü yanında sıradaki yarışmacımız Ivana Sert ve partneri Slava var. Evet, Ivana bu hafta şarkının ismini söylemeyeceğim, sürpriz olsun ama eminim tüm Türk halkının böyle içini kıpır kıpır edecek bir şarkıyla dans edeceksin. Ve gördüğüm kadarıyla sen de dansını çok severek yaptın bu hafta, provalarda izlediğim kadarıyla. Evet, zaten ben Türk müziği çok seviyorum ve özellikle Türk müziği dans etme çalışıyorum ve her hafta Türk müziği şey istiyorum. Bakalım, ben çok keyif aldım bu dansta. Çok güzel koreografi Slava yaptı, beni sürekli zorluyor. Ama ben istiyorum, daha zor olsun, daha iyi olsun, daha iyi danssız olalım. Ve herkes zaten çok çalışıyor, bakalım. Evet, bu gerçekten görülüyor. Çok çok yakışmış dansınız. O zaman sizi alkışlarla sahneye uğurluyorum. Evet sevgili izleyiciler, şimdi sırada Ivana Sert ve partneri Slava. Pascalova ve Valeria yok böyle dansın iddialı ünlüsü. Çok güzeldi Pascal, müthişti. Geçen hafta ben mutlu oldum performansında. Puanlar düşük oldu ama ben onu da yakın almıyorum. Bana bu aslında tam tarz moral veriyor. Daha iyi olmak hafta için. Bu hafta samba yapıyoruz. Samba çok seviyorum ben. And 3 and 4, 5, 6. Harika bir koreografide dans karıştıracağız size. For a distant ghost, you love me out of all your eyes. Turn to say your empty skies. I don't live with someone right past all that. All we done is to best fit you. Dream number one. Come on, I wanna show you all again what it ever like. Just let go and let me love you every way that I can. I'm trying to make you love me again. Every way. Nothing in the world that can stop me, no sir. Nothing in the world that can stop me, no sir. Gerçekten en güzel şovları hazırlayan ve en çok alkışı alan isim Ivana Sert. Çok güzeldi. Ellerinize sağlık. Teşekkürler. Buyurun. Evet, nefesi kaldım. Tekrar arkadaşlar.
Çok güzeldi. Çok çok teşekkür ediyoruz. Bakalım Sait Hoca'nın da gözlerinden böyle bir memnuniyet ifadesi okuyorum. Neler söyleyecek? Girişim müthişti. Düşünceyi çok çok güzel buldum değil mi? Çok hoş bir düşünceydi o örtünün altından çıkışın. Çok hırslısın. Güzelin peşinde koşuyorsun. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Tamam. Azra? Evet. Bu dansta kolayı seçmedin. Ve tebrik etmek istiyorum seni bu konuda. Çünkü sen daha çok... Evet, sert dansları hani cha-cha-cha gibi. Sen bambaşka bir dans seçtin bu akşam. Tebrik ediyorum. Özellikle free dance olarak. Evet. Bir şey zor istedim. Muhteşemsin. Kendimi göstermek istedim. Muhteşemsin, tebrik ediyorum. Biraz kalça daha kırıldım sizin için. Süval öğrendim. Evet, çalıştık. Süper. Çok da güzel. Güçlüsün. Teşekkürler. Tamam. Ya özellikle biz dansçıların orkestra devreye girdikten sonraki enerjisinin yükselmesini gerçekten yani çok çok daha yukarıya çıkıyor bence. Umarım ekrana da yansıyordur bu. Burada çok coşkulu oluyor. Sende de muazzam bir başlangıç vardı ve son anına kadar kontrol vardı. Çok büyük enerji verdin. Eksik olma, çok kuvvetlisin. Sadece bir küçük not, bu kadar kontrol delisi olma. Biraz bırak kendini partnerine. Biraz bırak kendini. Tamam, biraz rahat olsun. O seni yönlendirsin. Sen onu yönlendiriyorsun, tamam. O seni yönlendirsin. O zaman her şey dört dörtlük olacak. Tamam, evet. Acun. Vallahi ilk bölümden beri çok güzel danslar seyrediyoruz senden. Seyrederken zevk alıyoruz. Bugün de aynı şey oldu. Yani hiç şaşırtmadın. Zaten iyi şeyler bekliyoruz, iyi şeyler gösteriyorsun. Yaratıcısın. Hem kostümde, hem ne bileyim koreografide yaratıcısın. Bu programı... benim zaten Sex and the City'nin yaptığım kostüm. Biliyorsunuz ikinci evet. Filmde tasarım. Onu seçtim free dance olarak. Çok güzel olmuş. Yani hep başarılıydın, yine başarılısın. Teşekkürler. Teşekkür ediyoruz ve alkışlarla Kırmızı Oda'ya uğurluyoruz. Puanlarınızı almak için sağ olun. Bakalım sevgili Sait Sökmen'in Ivana Sert'i izlerkenki gözlerindeki ışıltı puanına yansımış mı? Onlar yerlerini alırken ben yan gözle Sait Sökmen'e bakıyorum ve puanını hazırlamış. Görebiliriz hocam. 8. Azra. 8. Tam. 8. 8. Sertab'ın parçasına dans ettiler. Eurovision birincisi ve bakalım kendisi ne düşünüyor, birinci olacak mı bu hafta? Çok başarılıydı, müthişti. Canım, 9 istiyorum. 9 istiyorsun. İstiyorum 9. Ama vermiyorlar işte, ne yapacaksın? Sonra 10 istiyorum. Sonra 10 istiyorsun. 11 varsa 11 istiyorum. Acayip hırsızsın, inanılmaz çalışıyorsun. Yani biz burada dans işiniz. Herkes böyle zaten, ben tek başına değilim. Ama bir iş yaparsan, son kadar yapacaksan başka türlü olmuyor. Çok çalışıyorsun ve puanları hak ettiğini söylüyorsun. Ve bakalım ShowTV.com.tr'den... İnşallah ShowTV.com.tr'den siz de İvana'ya oy verebilirsiniz. Diğer yarışmacılar olduğu gibi. Geçen hafta benim eleneceğimi bilmiştin. Bakalım bu hafta kim elenecek? Zor. Peki onu söylemek istemezsin belki çünkü hepsi arkadaşımız. Kimse gitsin istemiyoruz. Bu yarışma harika bir yarışma. Kim birinci olur? Birinci olmayı hak ettim. Bir şey söyleyeyim. O da zor şu anda. Sen birinci olmayı hak ettim, onu söyle. Olabilir. Bence çok güzel dans ettin. Acaba gerçekten kontrolü seviyor musun? Partnerine soracağım. Slava. Is she a control freak? Of course she. Perfect. Çok güzel. Acayip kontrol ediyor. Hayatından çok da memnun. Burcu, haklıymışsın. Bu grup dansında bensiz çocuklar harika dans ettiler. Meğer ben olduğumda dans etmiyormuşuz. Tekrar söz Burcu'da. Sevgili Cem Cemil, eğer siz dans etmek istiyorsanız ben seve seve size partnerlik yapabilirim ve sizinle gayet de güzel bir dans hazırlayacağımıza eminim diyeyim. Hazır dans demişken programın başında sürprizlerimiz olacağından bahsetmiştik sizlere değerli izleyicilerimiz. Ve o sürprizlerden bir tanesini de açıklamıştık ileriki dakikalarda. Evet, birazdan Pascal Numa sizler için dansını sergileyecek. Ben sözü Acun Ilıcay'a bırakıyorum şimdi. Evet, çok teşekkür ediyorum. Pascal Numa'nın Valeria ile dansını merakla bekliyoruz biraz sonra.
Onları seyredeceğiz. Ben biraz sonra o danstan önce size bir duyuru yapmak istiyorum. Sevgili seyirciler, Yeteneksizsiniz Türkiye'nin son 4 haftasına girdik. Biliyorsunuz cumartesi akşamları Yeteneksizsiniz Türkiye var. Son 4 haftasına girdik. Daha doğrusu ilk tur için son 4 haftasına. O yüzden son seçmelerimiz var. Onları hatırlatmak istiyorum. Yurt dışına dağıldık şu anda. Bütün arkadaşlarımız dünyanın bir bölgesinde seçme yapıyor. Buradan Türklerin her yerde olduğunu bildiğimiz için hemen seçme yerlerimizi hatırlatmak istiyorum. 9 Aralık Cuma günü Fransa'da Montargis Refe Restoran'da. Yurt dışındaki restoranları söylemek biraz zor oluyor ama Montargis, bunun belki Montargis. Montargis. Evet. Fransa'da niye Montargis diye isim koymuş diye sorabilirsiniz bizim vatandaşlarımız. O evet, Faskalman'ın babası orada yaşıyormuş. O konuya sonra gireceğiz. Peki, tamam. Almanya, Münih, La Strada Pizzeria'da 10 Aralık Cumartesi günü Amerika'da, New York'ta. Arkadaşlarımız orada şu anda. Serra Bistro'da. Aynı gün Fransa'da, Paris'te OK Restoran'da. Restoranlara bak sen. Ve Almanya'da, Köln'de Kervansaray Restoran'da. Yurt dışındaki vatandaşlarımıza sesleniyoruz. 11 Aralık Pazar günü yine Amerika'da, New York'ta, Serra Bistro'da. Aynı gün Belçika, Brüksel'de Osmanlı Kebap Bergama Restoran'da. Burada Osmanlı Kebap Bergama'ya sevgiler. İngiltere, Londra'da Ottoman Palace Restoran'da. Ve yine adresler için acunmedya.com'a girebilirsiniz diyoruz. Ve bir an önce yeteneğinizi gösterin diyoruz. Teşekkür ediyoruz Acun Hoca'ya ve birazdan Pascal Numa diyoruz ama önce kısa bir reklam arası. Çok ilerledin, çok hoş şeyler yapıyorsun. Bu dansı seyredip de etkilenmeyecek kimsenin olmadığını düşünüyorum. Acun Ilıcalı'nın küçük bir torpili oldu değerli izleyicilerimize. Güzel bir alkışla geri döndük sağ olsun. Sevgili Cem Ceminay da benim yanımda artık. Ben çok şanslıyım. Çok güzel bir partnerim vardı. Şimdi çok da güzel bir sunucu partnerim var burada. Çok gerçekten çok şanslıyım. Burcu'nun gözlerinin güzelliği anlatılır gibi değil. Yaşamak teşekkür lazım. Ederim. Zoom sağ edelim olun, lütfen. Burcu'ya da alkışlar bana da. Teşekkür ederim. Çok mersi. Sağ olun. Ama bir şey söyleyeceğim. Herkes o kadar güzel dans ediyor ki kim elenecek bu hafta? Ha canım. Başka bir şey söyleyeceğim. Ben bu ikilinin yok böyle dansın ileriki haftalarında bir dans yapmasını istiyorum. Bu iki. Ya bana göre hava hoş, Burcu gidiyorum diyor. Hayır, bir şey söyleyeceğim. Burcu sen... Bir çalışalım, izin ver. 3-4 haftaya çalışalım. Tamam, 3-4 değil, 5-6 hafta çalışın da. Hayır Burcu, sen geçen sene bayağı ilerletmiştin. Evet. Tamam, gösterme zamanı geldi işte. Burcu. Hem bana göre, yok böyle dansın en yeteneklilerinden ve ayrılmasıyla dans dünyasını yasa boğan bir partnerin olacak. Evet. Türkiye'nin %99'u böyle düşünüyor ve benim gibi dans ediyor. Ama Burcu çok iyi dans ediyor. Gerçi Alina da çok iyi dans ediyordu. Alina ben de bir ilerleme var. Yani özlüyorum. Bizim için son haftalara doğru öyle bir şey yapalım. Allah seyretmek istiyorum ben. Tamam. İstiyor musunuz dans etmemi arkadaşlar? Türkiye buna hazır mı? Hayır. Hem de Burcu'yla. Hayır. Ben varım. Ben varım ama Burcu sanki işaret ediyor arkamdan, yapmayın etmeyin diye. Haklı. Cem Ceminay da ben varım diyor. Zaten senin olduğunu tahmin ettik Cem. Dansa. Ya bir şey söyleyeceğim. Dans eder misin diye bizim ofiste tam 45 dakika 50 dakika dil döktüm. Evet.
Şimdi durduramıyoruz ya, ben nasıl eğlenirim dedin. Acun inan bana, yolda yürürken bile step yaparak yürüyorum. Böyle garip bir şekilde ne yapıyorsun diyorlar. Sait hocamın kulaklarını çınlatıyorum ben de. Peki ya, sence seni kim yedi? Beni kim yendi? Kim yedi? Yedi. Yani niye elendin? Tan yedi beni galiba. Nereden çıktı abi? Evet, kaç tan puan vermişti? Kaç tan puan? Bir kere orada masanın altında 3 arıyordu. 3'ü bulamayınca 4'ü çıkardı. Ya bak şimdi. Sait hocam istikrarlıydı Allah için. 5, 6 bir kere de kim ya bu diye ilk göründe 7 verdi. Sonra... Azra der dünya şekeri, dünya güzel. İçi de dışı evet kadar güzel. O 7 verdi, sonra baktı etrafına. Bir 6 geliyor, 5 geliyor, bir 4 geliyor. Ben de 6 vereyim bari dedi. Ve sen de tabii gerekeni yaptın. Ben ne yaptım? Ben kurtaramadım. Ya doğrusunu verdi bak. Bak ben elimden geleni yaptım, ben kurtaramadım seni. Can bana dostum göre halktan gelen biri olarak. Yani evet, dans etmesini pek bilmiyorum ve danstan pek anlamıyorum. Yavaş yavaş sevmeye, benimsemeye başladım. Jüride en doğal oyu diyeyim, sen veriyorsun. Gerçekten peki, öyle. Benim için tek tek jüriyi değerlendirir misin? Yok böyle danstaki performansını nasıl buluyorsun jürinin? Hadi bakalım. Jüri çok saygın bir jüri bir kere. Tabii ki evet. Ondan şüphemiz yok. Yani Azra geçen yıl rakibesiydi gerçi burada ama Burcu da onlarla çalıştı değil mi? Evet. Beraber yapalım. Yani tek tek mesela Sait hocamı nasıl buluyorsun? Sait hoca... Bence puan verelim, puan. Hayır hayır. O ayıp olur. Vermeyelim, sonra jürinin kredibilitesi düşmesin. Yok, jürimiz çok saygın bir jüri. Jüri iyi kötü zor bir iş yapıyor arkadaşlar. Yani kolay değil burada çünkü bir hafta ter döküyorlar ve puan bekliyorlar. Jüriye de bir alkış rica etsek. Ben Sait hocamın puan açısından cimri olduğunu ve zor puan verdiğini görüyorum ama herhalde... Ama şimdi şöyle bir durum var. Ben kimle konuşsam, yani Sait hocanın bir tarafından geçmiş yani şov dünyasında. Hakikaten çok değerli bir hocamız ve aramız olduğu için de çok mutluyuz. Dansçısı, ne bileyim sanatçısı, herkes bir şekilde Sait hocanın etrafında olmuş. Evet. Evet. O yüzden notunun... Bir şekilde haşır neşir olmuşlar Sait Hoca'yla. Evet. Onun için notunu herhalde... Sen de artık sen de dahilsin buna. Tabii ki. Ben de bir yerinden geçmiş oldum hocam. Evet. Sen geçen yıl yarışırken kaç puan aldın Sait Hoca'dan en yüksek? Sait Hoca'dan ben 9'u gördüm. 9 gördün? Evet 9 gördüm. Ama tabii yanlış anlama. Burcu da erken elenenlerden biri. Evet. Evet. O ne ya? Millet diskoya götürdüler, bundan Survivor'a götürdü. Arkadaşlar teşekkür ediyoruz. Sağ olun. İlginize layık olmaya çalışacağız. Acun beni... Ne, Acun abi beni al Survivor'a götür. Bu resimdekileri mi? Hayır. Bir dakika, bu resimdekileri mi götürelim? Bu bir kişi mi? Bir kişi. Kim o? Resimdeki sana benzemiyor. Başka resim mi koydun? Hayır. Efendim? Bu tiple olsaydı olurdu bak. Bence al götür ve orada bırak. Peki. Hocam çok saygın. Yani ben çok seviyorum kendisini. Ama en düşük notu neydi sana geçen yıl verdiği? Hatırlıyor musun? Ya böyle bana şeyler çok, unutulmaz. Çok kritik bir haftada, daha doğrusu elendiğim haftada onun bir tek puanına ihtiyacım vardı. Bana esirgedi mi? Onu çok görmüyordu. Çok mu gördü? Evet. Bak hocam nasıl unutmuyorlar, gördün mü? Ona ihtiyacım vardı. 9 verdi, o hafta elendim. Wow. Evet. Sen yine 9'a görmüşsün. Ben tersini gördüm, 6 en fazla. Bu arada en zarif, en güzel jüri tabii ki hiç şüphesiz dünya güzelimiz Azra. İçi gibi dışı da güzel onun. Hakikaten çok güzel puanlar veriyor. Çok da güzel dans etmiştin. Bu yıl bence jüriye çok büyük bir renk kattın. Teşekkür bu ederim. Doğmandan çok olun. Çok memnunum yani. Ben bu arada sevgili Azra çok yakında o da dans edecek. Ya. Onun dansını çok özledik. Ya. Ben edebilir miyim onu? Çok yakında. Acun, ben şimdi jüriyim ya. Hani bu başka bir rol ya. Ben nasıl orada sonra? Ama ben... bir dakika. Nasıl oraya inirim? Kusura bakma. Sen yani gözünü kapatsan burada dans edersin. Azra'cığım ben bile dans ettikten sonra sen haydi haydi bir daha dans edersin. Yani. Yok, canım Türkiye'm özledi yani. Azra Akın nasıl dans ediyor? Ya bize
Hayır, programın adı Yok Böyle Dans. Yani sen şimdi bizi dansından mahrum edersen bize yazık değil mi? Ya büyük zevk benim için. Gerçekten. Teşekkür ederiz. Sağ ol. Çok sağ ol. Biz bir genel puan durumuna bir göz atalım mı? Siz bakalım. Hazır ben de çok merak çünkü ediyorum. Ben bu geldiğiniz hafta andan beri bir puan durumuna göz atmak istiyorum. Toplu puan durumunu hem toplu kendimiz görelim hem de değerli izleyicilerimize hatırlatalım. Belki oy kullanarak puan durumunu değiştirmek ve birinci kendileri belirlemek isterler diye değerlemek istiyoruz. Hemen puan durumuna göz atıyoruz. Nezin bu hafta morali de puanları da yükselmiş durumda galiba. 33 puanla ilk sırayı Özge ile. Geçen haftanın birincisi Özge Ulusoy ve Vitali ile paylaşıyor. Arkasından Evan Asert'i görüyoruz. 32 puanı var. Alp Kırşan ve Aşkın Uryengi'nin de eşit puanları ve 31 puanları var. Altay'ın 28, yine aynı şekilde Özlem Yıldız'ın da 28 puanı var. Ve bundan sonra da bir iki dansçımız daha kaldı. Evet ama... Elemek zor olacak çünkü gerçekten hepsi çok iyi dans ediyorlar bu hafta. Aynen öyle. Şimdi ben yokum çünkü. Elenmeyecek bir dansçı çağırsak diyorum ben. Çünkü hadi değerli izleyicilerimize söz de özledik vermiştik. Onu da özledik değil mi? Kız reklam arasından sonra demiştik ama konuştukça da konuştuk. Eğer çok büyük alkış gelirse ancak sahneye gelecektir herhalde. Ne mi geliyor? Pascal Duba geliyor! When I'm here, I feel like the program of last year's didn't stop. And I have the feeling like I just sleep one night and restart again. And I think it will be good because she makes something special for me again. And yes, are you ready? Valeria beraber Pascal ben. Hem Siamer dance. Çük 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 çük. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this. Touch this. Yeah, that's how we living and you know. Can't touch this. Look in my eyes, man. Can't touch this. Yo, let me bust the funky lyrics. Touch this. Fresh new kicks and bands. You got it like that. Now you know you wanna dance. So move out of your seat and get a fire girl and catch this beat while it's rolling. Hold on. Pump a little bit and let the noise go on. Like that. Like that. Belli ki ayakkabıları birisine söz vermiş. İyi ki pantolonu söz vermemişsin ha. Yok. Ah. Yok. Merhabalar. Ya ben geçen sene hiç üstünü çıkarttığını hatırlamıyorum Pascal'ın. Çıkartmış mı? Öyle mi? Abi ne? Var ya şu anda bitti. Bir şey soracağım. Ben üzgün, ben çok hasta. Hacun dün akşam Pascal lütfen gel. Bu gece ben burada. Çok teşekkürler kardeşim. Şimdi çok mutlu çünkü dans bitti. Hem nefes şimdi. Çok teşekkürler vallahi.
Arkadaşlar geçen seneki Yok Böyle Dans'ın ikincisiydi Pascal Numa. Ne kadar hak ettiğini gösterdi bu akşam. Bence süper bir danstı. Gerçekten. Süperdi. Pascal, Valeria'yı özledin mi? Valeria'yı özledin mi? Vallahi abi. Birinci. Özlediğim seni canım. Birinci. Yok Böyle Dans bir. Çok güzel. Şimdi ben her zaman evdeyim. Televizyonda Yok Böyle Dans iki sezonda. Ben böyle. Neden? Çok istiyor. Şimdi bu sezon Valeria'ya geldim. Vallahi çok harika, çok mutlu vallahi her zaman. Vallahi. Ben bir kere bir şey diyorum. Bu ikiliden başka bir zaman yine istiyorum. Yine istiyorum ben ileride bu ikiliden. Kesin. İstemiyor muyuz arkadaşlar? Ne? Next week. Next week. Acun Bey. Efendim. Arkadaş beraber tamam mı? Tamam. Her zaman seni istiyorum ben burada. Tamam mı? Sağ ol. Çek kardeşim. Sağ ol. Bir hafta sonra da burada, tamam mı? Pascal, which one is better? Yok Böyle Dans or Survivor? Which one is better? Yok Böyle Dans çok iyi. Evet. Survivor çok zor ama çok iyi vallahi. Çok iyi, tamam. Peki, tamam. Çünkü abi, şimdi ben önce Survivor'dan önce ben çok balık, şimdi bak zayıf. Evet. Çok mutlu vallahi. Maybe next year o ses Türkiye. Ben? Hadi be ayıp ya. Ya. Okey tamam. Ya. Bas balalıyla. Evet ya. Aa, bak abi. Pascal'ıma her şey var ya vallahi. Çok sağ ol. Arkadaşlar yani Beşiktaş taraftarların bir tezahüratı var. Fransa'da doğdu diye. Hakikaten. Pascal artık kesinlikle içimizden. Pascal artık gerçekten içimizden biri. Ay. Hakikaten içimizden biri. Tam bir Türk dostu. Onu bir kez daha alkışlıyoruz. Bravo. Ben alkışlarla Kırmızı Oda'yı uğurluyorum onu. Evet, alkışlarınızla Kırmızı Oda'ya uğurluyoruz kendilerini. Programdan sonra hep beraber, tamam mı? Hadi baba, görüşürüz. Pascal'a tekrar teşekkür ediyoruz. O izleyicilerimizi coşturmaya devam ederken ben Kırmızı Oda'ya, Hanzade'ye pası atıyorum. Çünkü yanında sıradaki yarışmacımız var, Şenol İpek ve partneri Alyona. Evet Şenol, senin bu hafta yapacağın sürprizleri diyeyim. Belki de en başından beri bilen biri olarak söylemiyorum fakat tek bir soru soracağım. Partnerin çok zorlandı mı? Partnerim zorlanmadı. Çünkü o bir profesyonel. Bugün biz Anadolu'yuz. O da Anadolu oldu. Çok güzel bir şey olacak inşallah. Bugün bizim adımız Anadolu. Merakla bekliyoruz. Evet sevgili izleyiciler, muhteşem şovlarıyla Şenol İpek ve partneri Alyona geliyor. Geçen hafta en yüksek puanımı aldım. Çok da güzel eleştiriler aldım, çok güzel yorumlar aldım. Bu hafta benim adım Anadolu. Folklorik bir dans yapacağım. Hep Avrupa'ya gittik, Latin ülkelerine gittik. Bu hafta Anadolu'dayız. One and two. Three, up, down. Horon var, halay var, zeybek var, roman var.
Bu hafta benim adım Anadolu. Gerçekten güzel hazırlanmış bir dansta. Daha doğrusu bir tane de herhalde dilim el vermiyor aynı zamanda bir dans potpourrisiydi. Dört dans birden çıktı. Harikaydı gerçekten. Hepsi birbirinden güzeldi ve gerçekten hakkını vererek de güzel dans ettiğini düşünüyorum ben. Bakalım jürimiz neler söyleyecek. Ben söylenenleri pek duyamıyorum. Seyirci çok konuşuyor gibi geliyor bana. Söz konusu kendi danslarımız olunca ayaklar çalışıyor. Evet. Halk oyunları, ülkemizin oyunları, Anadolu oyunları. Biz de Anadolu'luyuz. Onları biliyoruz. Sağ olun hocam, çok teşekkür ederim. Ya, dans çok güzeldi ama biraz da seyirciye oynuyorsun gibi geliyor bana. Hocam, bugün aslında hani seyirciye oynamak değil. Bugüne kadar yok böyle danslar. En güzel danslar yapıldı. Daha yapılacak çok güzel danslar var. Ama bu hafta dedik ki biraz Anadolu kokalım. Biraz folklorumuzu tanıtalım. Bu arada ben Rusya'dan gelmiş, Ukrayna'dan gelmiş profesyonel bir dansçıya Anadolu'yu öğrettik. Bence çok güzel. Ben Alona için bir alkış rica ediyorum. Çünkü hiç bilmediği folklorik dansları gösterdi ve çok güzel eşlik etti. Ona çok teşekkür etmek istedim sizlerin huzurunda. Azra bir şeyler söyleyecek sanırım. Bu akşam tamamen özgür bir akşam. İstediğinizi yapabilirsiniz. Biraz da tam damara basıyorsunuz. Yani ben bu halk oyunları yani çok seviyorum gerçekten. Ve yani sen doğal bir dansçısın. Bana öyle geliyor. Çok rahatsın. Bu arada profesyonel dansçıları da yani tebrik etmek lazım. Gerçekten çok güzel dans ettiler. Bu kadar. Çok teşekkür ediyorum. Güzel. Sağ olun. Tamam. Vallahi ben ilk kez hocaya hocalık yapan bir adam görüyorum.
Ya bizim danslarımız olunca oyunculuk yapılıyor galiba. Evet. Şenol. Tabii yani en önemli şey de denemekten ve risk almaktan korkmayan bir adamla karşı karşıyayız. Risk almak gerçekten çok tehlikeli ama kazanınca da iyi kazanılıyor. Yani sen bence anahtarı bulmuşsun kardeşim. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Acı. Her zaman söylüyorum, en çok gelişme kaydeden yarışmacı bence sensin. Hani başladığın günle bugün arasında hem fiziksel olarak hem performans olarak. Bugün de zaten bunun doruğuna çıktın. Tana katılıyorum. Son derece etkileyici performans. Yani işi sen götürdün gibi oldu. Arada kızlara da çalıştırıyorsun, iyi oluyor işte. Vallahi o her şeyi öğrenmeye başladı. Türkçeyi de yakında öğrenecek. İnşallah. İnşallah. Kırmızı Oda'ya uğurlayayım. Çok teşekkür ederim tabii ki. Çok sağ olun. Teşekkürler. Değerli izleyicilerimize. Evet, Şenol İpek izleyicimizden iyi alkış aldı ve güzel de bir şov hazırlamıştı gerçekten. Sait Hoca'nın puanlarını ben kendisi çıkartırken gördüm açıkçası. Görebiliriz efendim. 7. Azra. 8. Tan. 8. 8. Risk almaktan korkmayan yarışmacı dediler. Doğru. Çünkü evlendin değil mi sen bir kere? Yok hayır yani risk eğer sevgili Tan çok güzel bir şey söyledi. Evet risk aldım. Ama güzel bir risk aldım. Sen neymişsin be abi yani ne biçim dans ediyorsun? Anadolu'dan bir risk aldım. Anadolu'da ülkem senin dediğin gibi abi canım Türkiye'm. Her türlü riske değer. Ama sendeki ayak numaraları gerçekten. Sen ilk hafta galiba son ikiye mi kaldın? İlk hafta evet son ikideydim. Ben seninle kalsaydım utanırdım yani. Gerçekten muhteşem bir performans. Çok teşekkür ediyorum sağ olun. Güzel gözlü partnerin için ne diyeceksin? Valla. Çok teşekkürler. Şöyle bir şey. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Zor bir dans yaptınız. Hem de potpuri yaptınız yani farklı evet, danslar. Evet. En çok sevdiğin dans hangisi Şenol? Ben Latin danslarını çok seviyorum. Onu özellikle söylemek istiyorum. Geçtiğimiz hafta çok keyifliydi. Bu hafta da özel bir haftaydı zaten. Bu akşamki şansı nasıl görüyorsun? Kısmet. Kısmet diyoruz her zaman. Korkma sana Şenol Güneş demeyeceğim sana. Peki Burcucuğum sendeyiz. Teşekkür ediyorum Cem Ceminay. Ben bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Şenol İpek eğer oy kullanmak isterseniz showtv.com.tr'den puanlarını değiştirebilirsiniz. Ve belki de haftanın birincisi yapabilirsiniz kendisini. Evet sıradaki yarışmacımız son yarışmacımız. Yarışmamızı daha da güzelleştiren bir isim. Çünkü kendisi de çok güzel ve çok da güzel dans ediyor yine aynı şekilde. Ve bu gece de çok güzel bir dans hazırlamış sizler için. Alkışlarınızla Almeda gelecek Hanzade'nin yanında şimdi. Evet Burcu, Almeda yanımda ve torbalarıyla gelmiş. Almeda bu akşam sürprizlerle dolu bir akşam. Torbaların içinde neler var göremiyorum ama nasıl bir dans hazırladınız merak ediyoruz. Bu hafta biraz farklı olmak istediğim çünkü hep salsa, samba, latin dansları yapmıştık. O yüzden ben jive'ı çok seviyorum. O yüzden jive yapmaya karar verdim. İnşallah çok beğenirsiniz çünkü ben çok çalıştım. O zaman ikinize de bol şans diliyorum ve alkışlarla sahneye uğurluyorum. Evet sevgili izleyiciler, alkışlarınızla Almeda ve partneri Stas geliyor. Geçen hafta mambo yapmıştım. Her gün çalışıyorum ama hala istediğim puanı almadım. Çünkü bilmiyorum galiba yani onların istediği gibi dans etmedim. Jive ve rock and roll gibi bir dans yapacağız. İnşallah beğenirler. Bu haftaya istediğim puan almak için bütün mücadeleye hazırım.
Almeda'dan yine güzel bir dans izledik. Çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim. Sait Hoca bir şeyler söyleyecek eminim. Almeda çok güzelsin ve doğru dans ediyorsun. Müthiş kulağın var. Hoş bir dans oldu. Bakalım nasıl bir puan çıkacak? Evet. Azra? Ya çoğu bayan bugün risk alıyor gerçekten bu akşam. Sen daha çok Latin dansları seven değil mi birisin ve sen burada Jive değil mi hocam? Jive seçiyorsun. O yüzden seni kutluyorum. Çok da güzelsiniz bu akşam. Çok teşekkür ederim size. Çok çalışkansın Almeda, onu görüyorum. Sadece seni biraz bugün endişeli gördüm. Doğru mu? Son yarışmacı olduğum için olabilir. Ondan mı? Ondan evet. Mı? Olabilir tabii ki. Her hafta da farklıdır. Evet. Yani buna hiç takılmamak lazım yani zaten. Çok güzel danslar seyrettim. Acaba insan... ben daha kötü mü olacağım diye düşünüyorum. Haklısın tabii ki. O çok normal bir şey. Olur öyle bazen. Hiç takılmamak lazım. Kutluyorum bu akşam için. Çok risk aldın. Evet. Teşekkürler Azra Tam. Geçen haftaki eleştirime dayanarak seni zorlamak istedim. O yüzden de 6 vermiştim hatırlıyorsan. Belki 1-2 riskli harekete daha girebilirsek bu işin içinde çok çok daha öteye gidebileceğini düşünüyorum. Hiç fena değil. Gelişiminde hiç fena değil. Ama daha da bizi ters köşeye yatırırsan çok çok daha fazla alkışlayacağız ve puanlarımız daha da yüksek olacak Almeda. Çünkü her şey çok güzel duruyor senin üstünde. Teşekkür. Yani bu hafta da sizden düşük puan alacağım herhalde. Zannetmiyorum düşük puan alacağını. Geçen haftadan ben daha ilerlediğini düşünüyorum senin. Biraz özgüven kazan kendine. Yani bizden ne kadar puan aldığın da önemli değil aslında. Senin kendini çok iyi hissetmen önemli. Sen kendini nasıl hissediyorsun? Evet ama sizden puanı alamayınca ben moralim düşüyor. O yüzden biraz morale ihtiyacım var ki daha iyi olayım. Güzel. Doğru güzel bir yerden girdi. Evet. Dikkat etmek lazım yalnız. Gelecek hafta zannediyorum 2 dansa çıkacağız. Biz hemen puan vereceğiz değil mi Acun gelecek hafta? Evet. Dansın ardından. İlk puan düşük gelirse moralin düşük olacağı için ikinci dansına yansıyabilir. Senin moralini çok yüksek tutman lazım ilk önce. Evet, evet. Tabii gelecek haftaya kalırsa. Evet. Yani bir de o var. Hakikaten şimdi şöyle de bir durum var. Moral bozmak gibi olmasın da. Tamam Almeda da iyi dans etti. Kim gidecek? Onu çözemedik. Almeda bence sen hiç puanları takma. Zaten puana ihtiyacın yok. Sen kendine güven. Çünkü çok güzel dans ediyorsun. Çok güzelsin aynı zamanda. Hiç moralini bozma. Tamam. Ya ben de... Ama benim... Pardon. Evet, tabii. Benim için sizin puanlarınız çok önemli. Çünkü çok önemli insanlarsınız. O yüzden... Teşekkür ederiz. Yani çok önemli benim için. O yüzden yüksek puan almak istiyorum. Tamam. Bakalım nasıl puanlar alacaksın? En heyecanlı yarışmacımız belli oldu bu arada. Yani evet. Vallahi güzel dans ettin. Zaten her hafta güzel dans ediyorsun. Ama demin de dediğim gibi artık güzel dans edenlerden biri gidecek yani. Zaten bugün kötü dans eden yoktu ki. Yani o yüzden tabii ki puanları ben de merakla bekliyorum. Ama bana göre gayet iyi dans ettin. Yani biz de tahmin edemiyoruz değil mi kimin gideceğini? Gel tahmin edelim. Kimi de yani herkes... Puanlar bu akşam çok yakın oldu. Puanlar da yakın zaten. Tabii. Hani puanlar da yakın. Bir de seyircilerimizin puanlarıyla birleşecek. Biraz hani 3 bilinmeyenli denklem geliyor şu anda. Ben uğurlayayım mı size? Tamam. Ben de arada giderken de biraz da dua et bakalım puanlar nasıl olacak. Çok teşekkür ediyoruz ve alkışlarınızla Almeda'yı ve partnerini Kırmızı Oda'ya uğurluyoruz puanlarını almak için. Sait Hoca puanını hazırladı bile. Notlarını kontrol ettikten sonra yine aynı şekilde Azra da hazırladı. Tan hazırlarken ben Sait Hoca'yla yavaş yavaş puanını almak üzere hazır olduğumu söylüyorum. Buyurun. 8. Azra. 7. Tan. Geçen haftadan daha iyiydi. 8. Ve hocam. 8. Kendisi güzel, dansı güzel, harika kokuyor, mis gibi ve makyajı çok güzel. Ne yapsa yakışıyor. Ne diyorsun puanlar için? Tabii ki benim için yine düşük puan. Çünkü daha çok puan almak istiyorum. Çünkü çok çalışıyorum. Ama bir dahaki hafta kalırsam bu hafta daha çok çalışacağım. Ama aldığın puanlar yüksek yani kalabileceksin herhalde. Ama... Show TV.com.tr'ye
Almeda ve diğer yarışmacılar için oyları bekliyoruz. Evet çok lütfen. Çok sence kim haftanın birincisi olur? Hiç bilmiyorum. Herkes çok iyi. Olmak ister miydin? Tabii ki. Ben hep söylüyorum zaten onun için buradayım ama inşallah. Benim gönlümün birincisi sensin, tamam mı? Çok güzel dans ettin. Almeda'yı alkışlıyoruz tekrar ve sevgili Burcu'ya dönüyoruz. Burcucuğum söz sende. Teşekkür ediyorum Cemile'ye ve ben bir kez daha ve son kez söylemek istiyorum. Eğer Almeda'yı bu hafta birinci olarak görmek istiyorsanız en azından showtv.com.tr'den oylarınızı kullanabilirsiniz ve puan durumunu değiştirebilirsiniz dedikten sonra bize belki de bir puan durumunu hatırlat da diyebilirsiniz. Hemen genel puan durumunu da size hatırlatmak üzere dönüyorum. Adam. Hoş geldiniz. Evet. Hani sen diyecektin bana? Sen, özür dilerim. Cem Cemiray, sen hoş geldin. Burcu Cem Cemiray. Nez'in puanı 33 ve birinci sırada görüyoruz kendisini. Özge'nin de yine aynı şekilde aynı puanı var. 33 puanı var. Ivana Sert ve Slava'nın 32 puanı bulunuyor. Almeda'nın 31 az önce aldığı puanla birlikte. Alp Kırşan ve Aşkın Nur Yengi ile paylaşıyor puanını. Ve yine aynı şekilde Şenol İpek'in de 31 puanı var değerli izleyicilerimiz. Son sıralara baktığımız zaman tehlikede olan isim Altay 28 puanla ve Özlem Yıldız yine aynı şekilde 28 puanla olduklarını görüyoruz. Her ne kadar çok iyi puanlar almış olsalar da, evet, çok yüksek puanların açılımını yapmış olsalar da onları maalesef son sırada görüyoruz şu anda ve bunu değiştirmenin sizin elinizde olduğunu da bunu hatırlatalım. Her gün olduğu gibi yine bugün de aynı şey geçerliydi. showtv.com.tr'den jürinin verdiği puanları beğenmediyseniz veya en azından şu anda bulundukları durumu beğenmediyseniz bunu değiştirmek sizin elinizde diyoruz. Zor bu hafta, ya elemek de zor, gerçekten birinci olmak da zor. Ve her geçen hafta daha da zorlaşacak çünkü yarışmacılar performanslarını arttırdılar. Gerçekten doğru. Süper bir performans sergilediler. Bu akşam hepsi için bir alkış alabilir miyiz sizden gerçekten? Hepsi harikaydı. Çok çalışıyorlar ve gösteriyorlar galiba değil mi Burcu? Evet. Yani geçen yıl sen de aynı durumdaydın. Ve burada puan alamadığın zaman herhalde bir demoralize oluyorsun. Ama Nez mesela bu hafta mükemmel puanlar aldı. İçeride o kadar mutluydu ki dedi ki Cem dedi... Bu mutluluk bana bütün bir yarışma için yeterdi ama biz onu tabii daha da iyi yerlerde bekliyoruz. Evet çünkü süresince. Geçen seneden hatırladığım kadarıyla zaten unutmam mümkün değil ama şöyle bir ruh hali içerisinde olduklarına eminim. Burada yarışma bittikten sonra eğer yollarına devam ediyorlarsa haftaya da dans edeceklerse gece hiç uyumadan sabaha kadar önümüzdeki hafta ne dans yapacaklarını düşünüp işte partnerleriyle telefonda sabaha kadar konuşup işte kıyafetlerini seçip yeni haftaya yeniden başlıyorlar. Onların işi gerçekten çok zor. Ayrıca da burada canlı yayın stresi içerisinde tabii oldukları ki. Da siz daha iyi bilirsiniz. Evet. Elenip kurtulduğunuz için artık çekmiyorsunuz. Ben tam zamanında kurtulmuşum. Bu arada Şenol İpek hangi restoranda çıkacak? Acun'un sitesinden bakabilirsiniz. Yılbaşında hangi restoranda çıkacağını. Bayağı profesyonel oldular yani hepsi. Ben şu noktada sen diye hitap etmeye başlayacağım. Lütfen. Çünkü izleyicilerimiz belki rica de benim edeceğim. Hani yaşlıya saygıdan böyle hani siz diye. Olsun. Yine Cem diyebilirsin. Tamam peki. Ben Cem Cemiray. Ben de Burcu diyorum. Tamam bundan sonra da el ele sunmak de. İstiyorum. Ve ayrıca da önümüzdeki evet. hafta ben dans etmek istiyorum. Cem Cemilay'la mümkünse. Wow. Bir hafta içinde. Önümüzdeki hafta iki ama dans. Ama beni enerler sonra. Seni çok seviyorlar çünkü. Seninle dans etmeye beni yakıştıramazlar. Edebilir miyim dans? İzin veriyor musunuz? Merak etme sakatlamayacağım seni. Yok yok mümkün değil zaten ama önümüzdeki uzak hafta uzak duracağım diyorsun. Ben evet. çevrenizde döneceğim dans sırasında. Sen et istersen ben o iskemlede oturayım hani. Onda çok iyiyim. Değil mi hocam? Güzel oturuyorsun. Çok iyi oturuyorum. Evet. Ayağa kalkınca işler bozuluyordu. Kırmızı odaya dönüp baktığım zaman bütün yarışmacılarımızın artık bütün danslarını hazırlamış ve bitirmiş olduklarını görüyorum ama profesyonel dansçılarımız da sizler için bir dans hazırladılar. Dilerseniz şimdi onları izleyelim.
counting twice before I give my heart away. And I know all the games you play because I play them too. Oh, but I need some time off from that emotion. Time to pick my heart up off the floor. Oh, when the love comes down with our devotion. Well, it takes a strong man, baby, but I'm showing you the door. 'Cause I gotta have faith. Profesyonel dansçılarımıza tekrar bir alkış istiyorum lütfen. Evet değerli izleyicilerimiz, Yok Böyle Dans Stüdyosu'nda artık heyecan dorukta. Çünkü birazdan haftanın birincisini açıklayacağız. Ve daha da önemlisi bu hafta bize kimin veda edeceğini de açıklayacağız. Şimdi biraz da Kırmızı Oda'ya bakalım. Özgeciğim merhaba, nasılsın? Ayrıca da çok şıksın. Çok teşekkür ederim, çok iyiyim Burcucuğum. Seninle ilgili çok güzel görüntülerimiz varmış. Ben de çok merak ediyorum. İstersen önce onları bir izleyelim. Yeniden merhaba değerli izleyicilerimiz. Reklama gitmeden önce söylediğimiz şey hala geçerli. Birazdan gecenin birincisini açıklayacağız. Onun ardından da son ikiye kalan isimleri yine aynı şekilde sizlere açıklayacağız. Ve mesajlarınızla onları desteklemenizi bekleyeceğiz. Bu hafta ben olmadığım için acayip heyecanlı olacak son ikiye kalanlar. Ben burada olduğum sürece son ikiye kalmam garanti gibi bir şeydi. Şimdi ben yokum, bakalım hepsi de çok iyi dans ettiler. Sence kim kalır son ikiye? Bana bunu sormayın. Peki sormuyorum. Ben değerli gecenin izleyicilerimizin kim oylarıyla... Olur sence? Nasıl? Birinci kim olur sence? Gecenin birincisi bence Nez olarak kalacak. Bence de. Bence de Nez olacak. Çok güzel bir dans sergiledi gerçekten. Evet. Ama hepsi çok iyiydi. Hepsi çok iyiydi. Ama onun dışında tabii ki hani biz en son Nez'i gördük listenin başında. Ama tabii ki değerli izleyicilerimizin oylarıyla da evet, bu durum değişmiş olabilir. Geçtiğimiz evet, haftalarda olduğu gibi. Evet. Yine aynı şekilde. Ben bir şey daha söylemek istiyorum. Evet doğru söylüyorsunuz. Geçen hafta gerçekten... Siz oradayken herkes biraz daha rahat. Bak yine siz diyorsun ama bana. Sen oradayken herkes biraz daha... Ne dedin duyamıyorum. Diyorum ki Cem.
Sen oradayken herkes daha rahattı çünkü. Evet çok. Evet nasıl olsa. Nasıl bu gider diye. Burada duruyoruz ama hani son ikide bir kişi nasıl olsa Cem Ceminay olacak. İçim rahat düşünüyorlardı ama sen burada olduğun için şu anda hayatım, büyük bir stres olsa gerek. Şöyle bir şey var. Ama fazladan bir yarışmacımız var Pascal Numa. Pascal Numa. Çok iyi Pascal. Oraya. Belki bu fazladan yarışmacı evet. Durumu değiştirebilir diye düşünüyorum. O eğlenmeyecek herhalde çünkü o her hafta başka bir restorana gidiyor. Ve dans ediyor. Şiray, geçen hafta ve ondan önceki hafta ben son ikiye kaldım mı şöyle bir risk de vardı. Ya bu beni elerse? Şimdi öyle bir şey de yok çünkü bütün yarışmacılar gerçekten çok iyi dans ettiler ve kim kime elerse yine de hakkıyla olacak ama son söz canım Türkiye'min. Evet. Jürimizin de yarışma boyunca söylediği gibi gerçekten artık en iyiler kalıyor yavaş yavaş ve danslar da hep birbirine eşit ve puanlar da çok yakın aynı zamanda ve çok yüksek puanlarda. O yüzden elemeler oldukça stresli bir hal aldı diyorum ben. Eğer hazırsa daha da fazla da uzatmadan haftanın birincisini açıklamak ve son ikiye kalan isimleri almak üzere Beyoğlu'nun 7. noter vekili Sayın Sevgi Er Yılmaz'ı. Bakalım nereden gelecek? Okay. Alkışlarla. Alkışlarla. Yarışmacılar alkışlayın. Noter geliyor, noter. Aranızdan geliyor. Ve zarfı da Acun Ilıcalı'ya vermesini, teslim etmesini istiyoruz. Kendisinden teşekkür ediyoruz. Her hafta olduğu gibi yine bütün yarışmacılarımıza teşekkür ediyoruz. Programımıza katıldıkları için, dansa verdikleri destekten ötürü çok çok teşekkür ediyoruz. Dans Federasyonu'na buradan sevgiler sunuyoruz. Ve sonuçları açıklayacağız. Evet, tabii ki önce iyi haber. Haftanın birincisi kim olacak? Yok böyle dansta. Halkımızın verdiği puanlarla jürimizin puanlarının ortalaması sonucunda bu haftanın birincisi çift. Yes! Teşekkür ediyoruz. O bizim canımız, ciğerimiz. Kırmızı odaya geçti. Birinci çift açıklıyoruz. Yok böyle dansta. Bu haftanın birincisi çift açıklıyorum. Kuşunu düşürdün. Kuşunu düşürdün ya. Evet şimdi sırasız olarak önümüzdeki hafta bizimle birlikte olacak çiftleri açıklıyorum.
Evet. Artık çiftlerin sayısı da azaldı. O yüzden daha çabuk bitecek bu bölüm. Bizimle birlikte olacak üçüncü çiftimiz. Evet, 6 çiftimiz var. 7 çiftimiz. 5 çift var ve şimdi bakalım önümüzdeki hafta kim bizimle birlikte olacak? Ivana Serp ve Slava! Evet, 4 çiftimiz kaldı. Tanesi şu anda adının okunacağını tahmin ediyordur. Ben de onların adını okumak istiyorum. Özge Ulusoy ve Vitali. Evet, 3 çiftimiz var. Şimdi söyleyeceğim çift bu haftayı rahat geçirecek. Öbür iki çift arasında SMS oylaması yapılacak. Bu hafta son ikiye kalmaktan kurtulan son çift. Almeda ve Star. Evet, son ikiye kalan isimlerle birlikteyiz şu anda. İlk çıktınız Özlem. Ama puanların da gayet iyiydi. Yani şarkının adı Number One. Biz birinci çıktık. Demek ki sondan birinciymişiz. Olabilir, biri yakaladık gene yani. Önemli ya, gerçekten çok keyifli bir yarışma. Hani illaki bu hafta, önümüzdeki hafta ya da bir sonraki hafta ile kimse sonuna kadar kalmayacak. Herkes bir şekilde bir hafta ayrılacak. Önemli değil, ben keyif aldım bu yarışmadan. Yani Altay'ı da çok seviyorum tabii. Artık izleyiciler karar verecek, ben bir şey söylemeyeyim. O zaman ben bir hatırlatma yapayım. Geçtiğimiz haftalarla yine aynı şekilde 29.50'ye mesaj atacaksınız değerli izleyicilerimiz. Eğer Özlem'in yarışmaya devam etmesini istiyorsanız 29.50'ye Özlem yazıp yollayabilirsiniz mesajınızı. Ya da deyip Cem'e. Ya da Altay'a. Altay, geçen hafta da son ikideydin. Şimdi de son ikide. Üstelik bu hafta iddialıydın. Dedin ki ben kalmayacağım ama. Gayet iddialı çalıştık. İyi. Çok da iyi dans etti. İşte bazen kısmet, oy gönderilmesi lazım. Şimdi beni eyledin, Özlem'i eleyebilecek misin? Ben içeride Özlem'e söyledim zaten. Biz dedim son ikiye kalırız seninle ama ben seve seve sana veririm yani sıramı dedim. Yani ben onu severim gerçekten kardeşim. Şimdi tamam, içeride müthiş bir ekip ruhu var. Bu yarışmada inanılmaz bir arkadaşlık, bir destek. Herkes birbirini çok seviyor ve... Ben seni o kadar çok seviyorum ki ben gideyim sen kal diyor bana. Gerçekten öyle. Yani biz çok keyifli ve arkadaşlığımız, dostluğumuz da çok kuvvetli oldu burada. Hani hepsi tanıdığım arkadaşlarım ama... Ayrılmak üzücü olacak değil mi? Üzücü. O, ondan ayrılacağım için üzülüyorum. Çünkü artık herkes çok güzel dans ediyor. Ama Altay giderse sen biraz daha az üzülürsün bence. Yine çok üzülürüm onun için. Altay? Yani gerçekten fark etmiyor. Hani kimin kalıp kimin gideceğini Özlem de söyledi zaten. Hani zaten şurada önümüzde 5-6 hafta daha var. Eninde sonunda bitecek. Önemli olan burada olup
bu havayı teneffüs etmek. Ondan sonra burada çok güzel dostluklarımızı biraz daha pekiştirmek. Bu son ikiye kalmak biraz stres verici ama bunu kabul et. Ben artık stres yapmıyorum, alıştım çünkü. Bakalım canım Türkiye'min kararı ne olacak? Burcu nereye mesajı oluyorlar? Bir daha tekrarlar mısın lütfen? 2950'ye 6 ay diye yazıyorlar veya mesaj atabiliyorlar. Özlem için ise yine 2950'ye Özlem yazıp mesajınızı yollayabilir ve yarışmada kalmasını istediğiniz yarışmacımız da siz belirlemiş olacaksınız böylece. Evet. Ben değerli izleyicilerimizi mesaj çekmeleri için telefonlarıyla baş başa bırakmak adına kısa bir reklam arası rica ediyorum. Merhaba değerli izleyicilerimiz. Artık son dakikalarımız sizinle beraber. Çünkü Yok Böyle Dans'ta bu hafta bize veda edecek ismi açıklayacağız birazdan. Ve SMS yollama süresinin de şu an itibariyle sona erdiğini de bir kez olsun söylemek istiyorum. Yarışmacılarımıza bol şans diliyorum. Cemilay belki... Biraz için... heyecanlı. Evet, Altay'ın heyecanlı. Ben buradan hissedebiliyorum. Hani söz vermiştin, heyecanlanmayacağım diye. Dinlemiyor bana. Yürek dinlemiyor değil mi? Dinlemiyor. Ne tahmin ediyorsun? Vallahi dostluk, kardeşlik. Tamam. Kalır mısın? Dans. Kalır mısın, gider misin? Dans. O zaten hep olacak ama senin zaten her zaman burada bir yerin olacak. Gitsen de. Ama bu hafta ne olur diyorsun? Bu hafta Sait Hoca gider. Bu hafta yani... Bir şey söylemek istemiyorum ya, tabii ki gönüller... Sen gidersen yalnız fazla gönlünce... erkek dansçı kalmayacak. Evet, gönül kalmak istiyor tabii ki ama hani buradaki herkes de arkadaşımız. Yani kimsenin çok fazla hani giderken üzülme sebebi şu olur. Hani benim o olur, dans edememek yine burada. Çünkü güzel bir atmosfer, her şey çok güzel. Dans etmek çok güzel, benim sahneme bile faydası olmaya başladı. Süper bir de dostluk var. Evet. Yani sahneye bile faydası oluyor. Biraz önce Sait Hoca ile onu konuşuyorduk. Duruşun değişiyor, sahne performansın değişiyor, nefes alışverişin değişiyor, her şey değişiyor. Benim de radyoma acayip faydası oldu. Ayakta artık program sunuyorum. Peki, belki de kalırsın. Hiç belli olmaz. Özlem ne düşünüyor peki? Özlem çok, çok heyecanlı. Konuşturmasam mı acaba diyorum. Ben sadece bakayım böyle. Tamam o zaman diyorum ve hemen Beyoğlu 7. Noter Vekili Sayın Sevgi Er Yılmaz'ı alkışlarınızla yanımıza davet ediyoruz. Zarf'la birlikte. Lütfen zarfı Acun Ilıcalı'ya teslim ederseniz eğer, kendisi açacak. Çok teşekkür ederim. Bu arada değerli izleyicilerimiz, bu akşam bizimle birlikte olamayan bir isim vardı. Siz de fark etmişsinizdir ki sevgili Hakan Peker. Çalışma temposunun yoğunluğu ve 6 günlük bu yorucu tempoya ayak uyduramadığını söyleyerek kendisi... aramızdan ayrılma teklifinde bulundu ve bugün de bu sebeple bizimle birlikte olamadı. Sizlerden kendisi için çok kuvvetli bir alkış istiyorum. Çünkü haftalardır bizimle birlikteydi ve güzel dansları ve güzel şarkıları eşliğinde çok güzel şovlar hazırladı ve sundu bizlere. Sağ olsun, saygıyla eğiliyoruz önünde ve Acun Ilıcalı'ya sözü bırakıyorum. Evet, bu hafta gidecek olan yarışmacı. Öncelikle bütün akşam onu söyledik değil mi Tan hocam? Yani herkes bugün iyi dans etti. Yani Altay seni övdük. Özlem seni övdük. Son ikili ikiniz varsınız. Ama yani herkesi övdük. Bu akşam de, hani herkes iyi dans etti. Bir de şöyle bir şey var tabii. Yani bu program sayesinde bence, yani benim gözlemlemem, Sait Hoca da çok farklı bir şey düşündüğünü zannetmiyorum hocam. Dans dünyası şaha kalktı. Yani bu çok çok değerli bir şey. Ve nice çok değerli dansçılar da belki bu vesileyle bizim dünyamıza katılacaklar. Yani bizim de son derece gururla buraya geldiğimiz çok aşikar. Bu arkadaşlarımız için de çok teşekkür etmek istiyorum ben bir defa. Çünkü bir özgüven meselesi, bu herkesin tamam diyebileceği bir mesele değil.
gerçekten çok özgüvenli olmak lazım. Çok istekli olmak lazım ve çok güvenmek lazım. Hem Altay'a hem Özlem'e huzurlarınızda bir defa daha teşekkür etmek istiyorum. Çok teşekkür ediyoruz size. Acun bir şey söylemek istiyorum. Sevgili Tan danstan bahsederek. Dans dergisi geldi. Ciddi söylüyorum bunu. Canım Türkiye'm inanmayacak buna ama. Beni kapak yaptılar son Aralık sayılarına. Ama, dediler ki evet. Canım Türkiye'me dansı sevdirdiğin ve dans konusunda böyle hani bir motive ettiğin için seni kapak yapıyoruz. Bence ben kesinlikle doğru. Hakikaten öyle. Yani sen hep %99'u temsil ediyorum dedin. Ve bence de güzel ettin. Yani başladığın yerle bitirdiğin yer de güzeldi. Ben ama çıktıktan sonra dans kalitesinde %100 bir artış oldu. Yok, bayağı bir dans olayına döndü bu. Çok zor olacak bu akşam. Ama şöyle bir şey de var, izin verirseniz. Yani dans işi yapmak televizyonda ben biliyorum ki çok riskli bir iş. Ve Acun bana ilk söylediği zaman emin misin dedim. Çünkü yani onlar başarılara alışık insanlar, dans bir fire verirse hepimiz kendimizi sorumlu da hissedebiliriz. Hayır dedi, biz bunu yapacağız. Bu çok önemli bir şey, çok değerli bir şey. Beraber olmak istiyoruz. Yani biz hep tereddütte aslında burada olduk. Yani seyredilmek tabii ki çok önemli ama bu işin kalitesi çok önemliydi. Biz kendi adımıza şunu söyleyebiliriz ki son derece özgür olduğumuzu düşünüyoruz. Son derece notlandırmada özgürce notlarımızı verdiğimizi düşünüyoruz. Ve adil olmaya çalışıyoruz. Bunu herkesin bilmesini de arzu ediyoruz. Evet, Yok Böyle Dans'ın bu hafta veda edecek ismini açıklamak istemiyorum. Çünkü ben biliyorsunuz iyi haberleri vermeyi seviyorum. Devam edecek çift açıklayacağım. Her hafta olduğu gibi. Evet. Yok Böyle Dans'ta önümüzdeki hafta bizimle birlikte olacak. Yeah! Pas kaldı mı? Ve önümüzdeki hafta dans etmeye devam edecek çifti açıklıyorum. Teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar Altay'a çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten. Programımıza renk kattı. Ve gönülden alkışlıyoruz. Ve siz değerli izleyicilerimize de hem Altay'a hem de sizlere veda edeceğimiz Altay'ın dans görüntüleriyle veda ediyoruz efendim. İyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar. Önümüzdeki hafta tekrar karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.